Manisa Büyükşehir Belediye ekranlarına, basın tribününe hoş geldiniz. Manisa futbolunu konuşacağız ki bu hafta yoğun bir gündem vardı Manisa'da. Özellikle Manisa Spor'un teknik direktörleriyle yollarını ayırması ve Akhisar Spor, temsilcimiz Akhisar Spor'un da yeniden Cihat Aslan'la ikinci dönemini yaşayacak. Cihat Aslan'la sözleşme imzalaması. Çok daha fazlasını konuşacağız ama önce konuklarımıza dönelim, bir hoş geldiniz diyelim. Gökhan Aytaç bizlerle beraber. Gökhan hoş geldin. Hoş buldum abi. Evet, Manisa Spor'u daha çok sana soracağız Gökhan. Neler oluyor? Yeni teknik direktör arayışı var mı yoksa kaleci antrenörle devam mı edecek? Anlaştılar yani. Kazım Akgün anlaştı Manisa Spor'da. Kazım Hoca ile anlaştı. Kazım Hoca devam edecek. Altyapıdan gelen bir hoca, birçok hocanın yanında yardımcılık yaptı. Çağırdılar, evet. Geldim dedi. Ben de telefonla görüştüm kendisiyle. Detayları birazdan paylaşırız. Evet Coşkun, sana da hoş geldin diyelim. Hazır konuya da girmişken Manisa Spor'un dışında da Manisa Büyükşehir Belediye Spor ve Akhisar'ı konuşacağız ki kupa olunca Ufuk abi geçmeden önce Ufuk abi sen de hoş geldin ama Coşkun'un söylemleri tuttu. Akhisar'da herkes teknik direktör ismi geçirirken Coşkun Cihat Aslan diyordu. Cihat Aslan'a bir anlaşma sağlandı. Aslında yani benim gönlümden geçen o zaman programda da söylemiştim. Hamza Hoca'nın olabileceğini söyledim ama ben Akhisar'a gittikten sonra konuşmalarda Hamza Hoca'nın o dönem ayrılırken büyük problemler yaşadığını öğrendim yönetimle. Ondan sonra Hamza isminden vazgeçtim tamamen. Sonra detaylara bakınca da hemen Cihat Aslan ismi çıkmıştı. O zaman da bir sosyal medyadan paylaşımım oldu. Yaşanacak sürecin neler olacağını, işte Adana Bolu maçından sonra Cihat Hoca'nın istifa edeceğini ve hafta içi de Akhisar'a imza atacağını paylaşmıştım. Sonrasında da detaylar zaten gelişmeler ardı ardına geldi. İkinci kehanetimde Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelmesi. Bunu da burada kayıt altında tutalım. İlerleyen günlerde konuşuruz. Yani Türkiye Kupası ve lig maçlarıyla birlikte yoğun bir hafta yaşadık. Ayşe Begüm'ün bir başarısı oldu. Zaten istikrar abidesi demiştim ben geçen konuşmamızda da. Yani kalitesi tartışılmayan bir jimnastikçi kardeşimiz. Bir de Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu güreşte. Onu da tebrik edelim. Onu da atlamayalım. Ayşe Begüm'den bahsetmişken hemen ağırlıkta dediğimiz gibi futbol konuşuyoruz. Evet. Manisa futbolu konuşuyoruz ama Ayşe Begüm'e önce bir haberi izleyelim. Akdeniz oyunlarında yine altın madalyayla döndü. Bir teşekkür edelim. Ondan sonra futbol konuşmaya başlayalım. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları milli takımlarda gururumuz olmaya devam ediyorlar. Jimnastik dalında dünya çapında dereceler elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus'ta gerçekleşen 3. Akdeniz Oyunları Aerobik Jimnastik Gençler Şampiyonası'nda aerobik jimnastik dalında birinci olarak altın madalya kazanarak bayrağımızı yine gururla dalgalandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Gökmen Aytaç büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyerek Ayşe Begüm bizi çok mutlu etti, teşekkür ederiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün destekleri, Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte sporcularımızın başarılı olabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Sporun içerisinden gelen, spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bizler için gerçekten itici bir güç oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde, sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığını böylesine önemli başarılarla almak, bizlere hem keyif veriyor hem de şevkimizi artırıyor. Avrupa'da bir kez daha gururumuz olan şampiyon kızımız Ayşe Begüm Onbaşı'yı ve bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz diye konuştu. Bizi gururlandıran başarılar Ayşe Begüm ve nezdinde emeği geçen herkese de bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Tabii bunun içerisinde hocaları var. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisalıların çok büyük katkısı var. Ayşe Begüm'ün büyük başarısı tekrar tebrik etmiş olalım ve hemen futbolla devam edelim. Ve Türksel Süper Lig'deki temsilcimiz Akhisar Spor yaklaşık 6 haftadır devam eden süreçte bizi bayağı üzmüştü. Ancak son aldığı galibiyet herkesi mutlu etti. Galatasaray'a 3-0'lık bir skorla elde ettiği galibiyetle herkesi sevindirdi. Şimdi bir önce Akhisar Spor'un Galatasaray maçına gidelim. Ardından Akhisar Spor'u konuşalım. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisar Spor sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada gülen taraf Manisa temsilcisi Akhisarspor oldu. Zorlu rakibi Galatasaray'ı 3-0'lık skorla geçen Akhisarspor, ligin 6. haftasında galibiyetle tanıştı. Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Elvis Manu, 80. dakikada penaltıdan Güray Vural ve 84. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti. Galatasaray'da Rodriguez 42. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Akhisarspor ligde ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken Galatasaray 12 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Karşılaşmanın ardından konuşan konuk ekip Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, farklı sonuçlarla yenilmekten de hiç hoşlanmıyorum diye konuştu. Oyunun tamamı kontrolü bizdeydi ilk 15 dakikadan sonra sonuna kadar. İlk 45'i söylüyorum. Şimdi bu da oynanan bir oyun. En kötü penaltı yazsanız 1-0 giriyorsunuz içeri. Şimdi gelelim konuya. Galatasaray golleri de kaçırmalı, penaltıyı da kaçırmalı ama ikinci yarıda bu sonuçta olmamalı, çıkıp bunların üstüne de yenmeli. Burası esas düşünmemiz gereken konu bu. İki, farklı sonuçlarla yenilmeyi de hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Ama herhalde birdenbire 1-0 beklerken öne geçmeyi, penaltı kaçırıp arkadan geriye düşmek oyunu bırakmalarına sebep oldu ki bu doğru bir şey değil. Bir karakter koymaları lazım ortaya. Yoksa mağlup olursunuz. Ama bu formanın hakkını verdikten sonra sorun yok. Yani mücadele edersiniz. Oynamaya çalışırsınız, uğraşırsınız, didinirsiniz. Sonuç, mağlup olsanız da size kimsenin diyecek bir şeyi kalmaz. Ama bugün öyle değil maalesef. Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçay ise rakibe saygı duyuyoruz ama biz bugün çok iyi oynadık dedi. Bugün sahadaki skoru bilemem ama dedim oyuncular bugün sahada mücadele eden, isteyen, arzulayan bir takım olacağız dedim. Göze hoş gelen bir futbol oynayacağımı söylemiştim ki öyle de oldu bugün. Bunu söyledim ve bu tutması beni çok onur etti. Biz maçtan önce Galatasaray takımını analiz ettik. İstatistik ve verilere analize inanan bir insanım. İkisinin bir olacağına inanıyorum. Futbolda bunun böyle olduğunu inanıyorum, biliyorum. Galatasaray takımı ilk yarılar 160 pas yapma oranına 165'lere ulaşırken 45 ile 60-65 arası bu oranı öndese eğer veya berabereken rakibe kaptırıyor. Daha çok rakibe veriyor. Ve son 15 dakikalar, 20 dakika, 15-20 dakikalarda inanılmaz pas hatası yapan bir takımdı. Bunları inceledik, değerlendirdik, oyunculara gösterdik, videolarla tasdikledik. İkinci toplara sıkıntısı vardı Galatasaray'ın, bizim de vardı ikinci toplara sıkıntımız. Bunları bizim almamız gerektiğini söyledik oyuncularımıza. Her şeyden önce daha önce yaptıkları işlerden biraz bahsettik onlara. Ki bunu yaptılar yani, iki tane kupa kazanan bu futbolcular. Yine yapabileceklerini söyledik. Bugün galibiyet aldılarsa tamamıyla onların hakkı. Her şeyi yaptılar sahada, istediler, arzuladılar. Onların hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah galibiyetlerin devamı da gelir diyorum. Sorusu olan, yani sahada iyi bir Akhisarspor mu vardı yoksa kötü bir Galatasaray mı? Şimdi tabii ki de iyi bir Akhisarspor vardı. Şimdi Galatasaray'ın büyüklüğünü zaten biliyoruz. İyi bir takım. Hafta içinde oynadıkları futbol ortada, Şampiyonlar Ligi'nde. Ama bizim de oynadığımız oyunu da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Rakibine saygı diyoruz ama biz bugün çok iyi oynadık. Maç ve sonrası böyleydi. Hemen Gökhan Aytaç'a dönelim. Neler söylersin karşılaşma ile ilgili? Akhisarspor kötü gidişine dur dedi. Akhisar'da hoca değişikliğinin kim gelirse gelsin olumlu etki yapacağını geçen hafta konuşmuştuk. Hepimiz en fikirdik. Özellikle Bilal Kısa'nın orta sahadan çıkartılıp Eray'ın geçen seneki başarıda önemli bir paya sahiptir. Son dönemlerde monte etti Okan Hoca. Kupada daha sık kullanmıştı. Orta sahibi daha dinamizm getirdi. Galatasaray karşısında, kötü Galatasaray karşısında iyi bir oyun oynandı. Açıkçası
Perşembe Krasnodar maçı yapan Akhisar, Salı günü Lokomotiv Moskova ile oynadı Galatasaray. İki takıma baktığınızda fizik olarak daha iyi durumda olan Akhisar da biraz Galatasaray kafadan da maçı kazandım havasıyla gelmesi bu sonucu da ortaya doğurdu. Ama Akhisar'a böyle bir galibiyet lazımdı. Değişim olumlu yansıdı. İnşallah devam eder. Mustafa Yumlu'nun tekrardan Caner'in yanına gelmesi daha bir kimlik kattı takıma. Çünkü hava toplarında bayağı etkiliydiler. İstediler de büyük maçları iyi oynayan bir takım. Baktığımız zaman Beşiktaş'a karşı da iyi oynadı. Kupada Krasnodar'a karşı da bence bir puan alabilirlerdi ki UEFA Avrupa Ligi'nde de fazla takılmamak lazım. Onun da güzel bir keyfini çıkardılar bence. O da iyi bir maç oldu. Akhisar için şimdi Cihat Hoca geldi. Yalnız ben bu değişime Akhisar yönetimine yakıştıramadığımı söyleyeyim. Nasıl Hamza Hoca'nın milli takıma gittiğinde veryansın ettikleri ise yani Fatih Terim bizim hocamızı aldı diye gittiler başka bir takımın hocasını ayattılar tabiri caizse. Yani memlekette başka hoca mı kalmadı? Ve yani Akhisar'ın çizdiği profile Hüseyin Ergüksel ve yönetime ne yakıştıramadım ama Cihat Hoca'nın takımı bilmesi açısından gelmesi doğru ama geliş şekline yani nasıl Tudor'u Karabük'ten Galatasaray kopardı ve oradaki düzeni de bozdu. Burada da hiç şık olmadı ki Coşkun abinin daha detaylı bir tweet attı işte Bolu'ya yenilecek. Sonra da istifa edecek. Cihat Hoca sağlam olsun diye oyuncusuna da hamile mi acaba dedi ve açıklama yaptı. Sonra özür diledi. Yani böyle Karagöz Hacivat oyununu oynamaya da gerek yok. Maçtan sonra dersin ben gitmek istiyorum. Kamuoyuna mesaj vereceksen. Yönetim de beni salmıyor. Önümü engelliyor. Bir açıklama yaparsın. Yani kendini de kovdurtmaya mı çalıştı diyeyim. Bıraktırmak için de öyle saçma sapan ve hiç spor sahalarına yakışmayan yani bel altı mı diyeyim, zeka olarak çok alt sınıf bir espri mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Bir espri yapıp geldi. İnşallah hayırlı olur. Cihat Hoca başarılı gitmişti. Gidişinin sağ içi sonuçlarından olmadığını biliyoruz. Yani o zaman açıklanmasa da siyasi olaylardan dolayı, o zaman konjektürden dolayı bununla vedalaşın dendi. Mecbur kalınmıştı. 2-3 yılda ne oldu ne değişti. Tekrardan kurtarıcı olarak geldi. Ben bir olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Yani takımı tanıyor, şehri tanıyor. Giderken de kötü top oynatmıyordu ama Akhisar yönetiminin bu hocayı transferini bu şekilde yapmasını bugüne kadar çizdikleri profile yakıştıramadım. Yani kendilerine yapılmak istemeyen bir şey. Hamza Hoca zamanı çok sistem etmişlerdi. Fatih Terim milli takım yardımcı hocalığını aldı. O sezonda ondan sonra bir düşüş başladı Akhisar'da. İkinci yarısıydı galiba ligin. Daha sonra da devam etme gel yanıma dedi Fatih Terim. İstifa etmişti. O yüzden bu açıdan yakıştıramadım ama çok önemli bir galibiyet. Ligde galibiyete hasret bir takım. Önemli bir maçta Galatasaray ile Siftah yaptı. Bu moral motivasyonu da üst seviyeye çekecekti ki takımda Seleznov yok. Perşembe günü Seleznov girdikten sonra nasıl kimliğinin değiştiğini de gördük. Seleznov'un gelmesiyle birlikte Akhisar'ın daha çok puanları toplayacağını düşünüyorum. Cihat Hoca ile de yani grafiğini yukarı çıkartacaktık. Cihat Hoca demişken istersen bir önce haberimize de bakalım. Cihat Aslan'ın gelişi ve ikinci dönemi Akhisar Spor'da. Haberden sonra madem Cihat Hoca'yı da karşılaşmayla birlikte konuşacağız. Bir haberimizi de izleyelim. Cihat Aslan'la yapılan anlaşma öncesi Cihat Aslan'ın ikinci dönemi neymiş, nasılmış bakalım. Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Saffet Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ilk galibiyetini 6. haftada Galatasaray'ı evinde 3-0 yenerek alıp sükse yapan Akhisar Spor, Cihat Aslan'ı 2 yıl aradan sonra yuvaya döndürdü. Kulüpte geçmişte görev yapan teknik direktörlerin tekrar çalışmasına soğuk bakan Başkan Hüseyin Ergüksel, kurulan iddialı kadronun lige kötü başlamasıyla Arslan'a dümen kırdı. Akhisar'ın kararından takımdaki futbolcuların da başarılı teknik adamdan yana tavır almalarının etkili olduğu öğrenildi. Akhisar Spor 2015-2016 sezonunda ligde 46 puanla 8. yapıp 2016-2017'nin ilk haftalarına kadar çalıştıran Cihat Arslan, Türkiye Kupası'nı kazanan kadroyu kuran isim de olmuştu. Fenerbahçe'yi 10 Mayıs'taki kupa finalinde yenen ilk 11'de forma giyen isimlerden 9'u Arslan döneminde transfer edildi. Akhisar Spor yönetimi Susic'le yollarını ayırdıktan sonra geçen hafta Cihat Arslan'a talip olurken tecrübeli teknik adam için Sportoto 1. Lig'de görev yaptığı Adana Spor'dan onay çıkmadı.
Ligde 6 haftada galibiyet alamayan Adana temsilcisi Arslan, son Boluspor mağlubiyeti sonrası ayrılık kararı aldı. Camiayı ve takımı iyi tanıyan Arslan, Yeşil Siyahlılar'da daha önce futbolcu olarak da görev yapmıştı. Cihat Aslan dönemini en azından anlatmış olduk, geçmiş dönemini. Ufuk abi, Cihat Aslan tercihinde beraber konuşuyoruz. Hem Galatasaray evet. maçı hem Cihat Aslan. Önce görüşüm. Bence işin şekliyle ilgili girmek evet. lazım. Türkiye'de futbol denince ne yazık ki birçok konuda insanlar görmezden geliyor. Normal günlük hayatımızda bizim için olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimiz Türkiye'de futbolda ne yazık ki birçok takımda, birçok teknik adamda yok. Yani önce Gökhan onunla bitirdi, ben onunla başlayayım. Bu transferin elle tutulur bir tarafı yok. Yani öncelikle kulüplerin biraz evvel söylediğim gibi kırmızı çizgileri olması lazım. Yine Gökhan'ın çok güzel söylediği gibi Hamza Hoca ile ilgili, Fatih Terim'le ilgili ve milli takımla ilgili Aksaspor'un yaşamışlıkları var. Ve o yönetim bu yönetim. Hiçbir o yönetimden giden, eksilen, artan bir şey olmadı yani. O günleri yaşayanlar, o günlerden hayıflananlar şu anda Aksaspor'un başında aynı şeyleri bir başka takıma karşı yapmış oldular. Peki şöyle mi demek lazım? Yani insanlar bir süre sonra şöyle mi bakıyor oluyor? Yani sistem böyle çalışıyor. Hani bu sistem içerisinde madem öyle biz de böyle yaparız. Hani hep bu tür rahatsızlıkları biz mi yaşayacağız diye mi bakılıyor acaba? Bir süre sonra o az önce de bahsettiğimiz fair play diyebileceğimiz çerçeveden uzaklaşılıyor. Sebebi de hani sistem böyle çalışıyor. Biz de böyle yapalım. Ben parantez olarak şunu ekleyeyim. Akhisar yönetimiyle bir telefon görüşmesi oldu. Cihat Arslan'ın transferi işte gelmesiyle ilgili. Onlar da hani bu takımı sahiplenecek, kanatların altına alabilecek bir hoca istiyoruz biz dediler. Oyuncuları o yüzden, tanıyor. Evet. Cihat Arslan bize o dönem iyi işler yapmıştı ve o dönemde takıma kazandırdığı işte birinci ligden aldığı isimleri şu an diğer takımlara, Süper Lig takımlarına transfer yaptırmıştı. Tekrar o döneme geri dönmek istiyor anladığım kadarıyla Akhisar yönetimi. O yüzden yani Cihat Arslan'ın bu takıma sahiplenip daha iyi işler yapacağına inandığı için ısrar etmişler. Hı hı. O yüzden böyle bir parantez içinde Ufuk abi ekleme yapayım. Bana da şu ilginç geliyor. 2,5 sene önce ya da 2 sene önce kovduğun hocayı şimdi zil takıp ayak takarak getirmeye çalışıyorsun. Sen Türkiye Kupası'nı kazanmış bir takımsın. Demek ki sezon başı Akhisar'ın planlamasında sıkıntı var. Yani doğaçlama gelişiyormuş başarı. Bir de Akhisar gibi bir örnek kulübün başarıya giden her yolda mübah kısmına dönmesi bence Türk futbolu için üzücü bir kısım. Şimdi Barış çok güzel söyledin. Aslında dedin ki hani başkaları yapıyor, bizim de başımıza geldi. Bir enayi biz miyiz durumu oluşuyor. Kesinlikle yani. Konu o değil. Konu bence plansızlık, programsızlık ve günlük yaşantıyla ilgili. Yani ne demiş atalarımız? Denize düşen yılana sarılır. Şu anda Akhisar Spor yönetiminin o dediğin hani bize de yapıyorlar, biz de yapalım. Hiçbir kulüpte bu yok. Hani biz de yapalım mı? Akıllarına bile gelmedi o. Yani şu anda bir çıkmazın içerisindeler. Yanlış bir tercih yaptılar bundan önceki teknik direktör seçiminde. O kaosun içerisinden çıkmak için, o kakavanın içerisinden çıkmak için en kolay yol hiçbir şeyi düşünmeden, hafızalarına da dem vuraraktan yapılmış bir hareket. Ama biz burada futbol konuşuyorsak mutlaka bunları doğru yorumlamalıyız. Bence elle tutulacak bir tarafı yok. İkinci kısmı evet Akhisar Spor'la Cihat'ın hem daha önceden futbol oynamışlığı var Akhisar Spor'da. O coğrafyayı iyi biliyor. Geldiğinde evet başarılı oldu mu? Oldu diyebiliriz. Aynen yine Gökhan'ın söylediği gibi neden o zaman adamı yolladınız? İkinci soru da bu. Üçüncü soruyu da ben ekleyeyim. Evet. Yani Cem Hoca'nın açıklamalarına bakıyorum. Tanımıyorum ben kendisini. Ama hani analizci de olduğunu düşünüyorum takım içerisinde. Çok güzel açıklamalardı. Yani Galatasaray öyle iyi analiz etmiş ki, hani rakibi öyle iyi analiz etmiş ki nerede ne olabileceğini 60. dakikalardan sonra oyun düşüşlerine kadar eğer önde ya da berabereyse gibi açıklamaları da çok güzeldi. Yani en azından şöyle söyleyeyim, saha içerisiyle ilgili çoğu zaman Türk futbolunda alışık olduğundan daha farklı, daha akıllıca, daha sahaya yönelik açıklamalar yapabilme yetisine sahip. Bu da bu anlamda hani Cihat Aslan'ın gelişinin haberi vardı da oyuncularda bir etkisi mi oldu? Yani yoksa bu hoca vardı yani. Cem Hoca'yla da devam edilebilir miydi tanımıyorum dediğim gibi kendisine ama hani açıklamalarına baktığınız zaman da
Çok doğru tespitler. Geçen hafta şimdi benim altını çizdiğim konu şuydu. Hem Manisa Spor'u konuşur, Manisa Spor'un özelindeydi. Oyuncu seçimlerindeydi. Bir teknik adamın, bir futbol takımının teknik adamının önce neyin olmaması gerektiğiyle ilgili ortalama bir fikri olması gerektiğini söylemiştim. İşin %50'si bu. Şimdi Sus için burada olmaması gerektiği zaten takıma bir %50 katmış. Türkiye'de alaylı teknik direktörler var, mektepli teknik direktörler var. Her ikisini yaşamış teknik direktörler var. Ben Türkiye'de çok değerli ama ismi, cismi hiç duyulmamış, herkesin özellikle futbol kulüplerinin görmezden geldiği çok teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ama nedense kulüplerin birçoğu isim üzerine takılmış ve menajerler üzerinden dönen tanınmış isimlerle tamamen bir kör dövüşü ve kısır bir döngü içerisinde geçen bir teknik heyet değişimlerine şahit oluyoruz. Evet. Yani mesela bu hafta Fethiye'de hani 10 üzerinden 8'lik bir kadro var bence. Belediye Spor'la aynı grupta. Gerçekten kayda değer bir kadro var. Ama o beklentileri karşılayamayan bir teknik adam var, Levent Eriş. Levent Eriş'in bu hafta Fethiye'yi bıraktı. Muhtemelen Sakarya'ya gidecek. Sakarya Spor'la anlaşacak diye bir dedikodu var. Şimdi Sakarya Spor'da yine çok üst düzey bir kadro. Yani orada başarılı olmayan bir teknik direktörü birinci sıra için iddialı olan bir takım neden mesela transfer eder? Bir de Levent Hoca'nın son sezonlarında formsuz olduğunu hep beraber biliyoruz. Şimdi Cihat Hoca için de aynı şeyi söylemek lazım. Gelişinin bir başka nedeni ne olabilir bir kulüp için? Geçmiş kariyeriyle, yakın zamanıyla ilgili formda olması, doğru işler yapması. Ama şimdi baktığımızda en son yanılmıyorsam 2013-2014 olabilir. Başakşehir, o Süper Lig'den düşen kadro, Manisa Spor'la aynı grupta birazcık sıkıntılı tekrar geriye döndü Süper Lig'e. Ama kadro işte Dokalar, Edwin Visca'lar, Mahmut Tekdemirler. Yani evet. Yani şey yoktu da. Edwin Visca var o yıl. Oynuyor. Edwin Visca oynuyor o yıl. Yani o kadroda hani olma desen olacak bir kadroda bir şampiyonluğu var Cihat Hoca'nın. Orada bir sezon geçirmiş. Tam bir sezon geçirmiş. Onun üzerine Şanlıurfa'da 7. ayda gelip 2. ayda başarısızlıktan dolayı bir ayrılma var. Balıkesir Spor'da 4. ayda gelip 6. ayda bir ayrılma var. Orada bir yine küme düşme var. Tabii orada çok hoca değişti. Ondan sonra Akhisar Spor macerası var. Bu tüm bunların içerisinde işte birazcık elle tutulur bir şey. Ondan sonra 1. ayda başlayıp 4. ayda senin benden daha iyi bildiğin bir Karşıyaka macerası var. 3 ay sürmüş ve 1 ay bile olmamış bir Adana macerası var. Yani bu hocanın formundan ya da yakın geçmişteki performansından kaynaklanan bir şey değil. İşte tanıdıklarla, tavsiyelerle olmuş bir teknik direktör seçimi. Dediğim gibi Akhisar Galatasaray maçında da iki kelam etmek gerekirse işte 3-0'lık bir Moskova galibiyetinden sonra Galatasaraylı oyuncuların hatta Fatih Terim'in çok larç bir haliyle Akhisar Spor'un kazanmak istemesi oyuncuların, teknik ekibinin kazanmak istemesinden başka bir şey değil. Ama tüm bunlara rağmen bu maç 3-0 değil. 3-0 Galatasaray lehine de bitebilecek penaltı bu maç. Penaltı gol olsun. Hani kaçan bir penaltı sonrasında kimse bunları belki konuşmayacak. Yani işin bir kısmı da öyle yani. Orada maçın kırılma anı orası. Ama Saffet Susic'le oyuncuların iyi diyaloglarıyla Cem Hoca'nın oyuncularla diyaloğu arasında çok daha fark olduğunu, daha birbirlerinden elektrik aldıklarını söylemek mümkün. Kadroda değişen bir şey yok. İşte geçen hafta oynamaması gereken Bilal vardı. Onu oynatmamış hoca. İşte Manu hani beğensek de beğenmesek de bu takımın şu an santraforu gibi. Geçen hafta onu oynatmamıştı Susic hoca. Onu oynattı. Yani ufak ufak dokunuşlar. Zaten hoca muhtemelen yıllardır burada ve bu takımı yakinen tanıyor. Ondan sonrası da zaten işte böyle bir takım rastlantılar da var dediğim gibi maçta. Penaltı dönüm noktası. İnşallah bundan sonrası Cihat Hoca ile hayırlı olur ama yani şekil olarak kimsenin tavsiye etmediği bir durum yani. Coşkun, sana geçmeden önce bir de arkadaşlarımızdan rica edelim, İrem ve Çağatay'dan. Puan tablosunu da bir alalım. Süper Lig'de Akhisar bu aldığı galibiyetle sıralamada nereye geldi ve toplu maç sonuçlarını da bir görelim isterseniz. Evet, Spor Toto Süper Lig 6. hafta sonuçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0, Ankara Gücü 1, Bursaspor 0, Medipol Başakşehir 0, Evkur Yeni Malatya Spor 1, Çaykur Rizespor 0, Kayseri Spor 0, Atiker Konya Spor 2,
Trabzonspor 1, Göztepe 2, Kasımpaşa 1, Aytemiz Alanyaspor 2, Antalyaspor 2, Demir Grup Sivasspor 1, Akhisarspor 3, Galatasaray 0 ve Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1 sonuçları alındı 6. hafta sonunda. Ve Medipol Başakşehir'in 13 puanla lider olduğu, Galatasaray'ın da liderlikten olduğu diyelim, ikinci sıraya gerilediği, 12 puanda kaldığı, ikinci sırada yer aldığı lig fikstüründe Akhisarspor 14. sırada yer alıyor ve puanı 5. Bu biraz olsun Akhisarspor'a nefes aldıran sonuç oldu. Önümüzdeki hafta mücadelelerinde arkadaşlarımızdan rica edelim. Galatasaray, Büyükşehir Belediye, Erzurumspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Aytemiz, Alanyaspor, Akhisarspor, Beşiktaş, Kayserispor, Demir Grup, Sivasspor, Bursaspor, Göztepe, Atiker, Konyaspor, Çaykur Rize, Fenerbahçe, Ankara Gücü, Antalyaspor ve Başakşehir, Malatyaspor maçları oynanacak 7. haftada Spor Toto Süper Lig'de. Evet Coşkun. Puan tablosuna da baktık. Sen yani biraz bu tabii ki Galatasaray'a 3-0'lık karşısında kazanmak 3-4 haftaya daha rahat oyunculara moral motivasyon anlamında iyi bir galibiyetti. Ben Krasnodar maçını da izledim. Krasnodar maçında hani Okan Buruk döneminde o cesur oynayan oyuncuların o performansını sahada hissedebiliyorsun. Krasnodar maçında ben açık söyleyeyim daha ezik bir Akhisarspor. Çünkü rakibi belki lig olarak çok üstünde bir takım değil ama performans anlamında bu ligi bilen, yani UEFA Avrupa Ligi'ni bilen, mücadele etmesini nasıl yapması gerektiğini, acemilik yaşayacağını düşündüm daha doğrusu Akhisarspor'un. Ama dişe diş bir mücadele izledik. Performansı çok beğendim. Parantez içinde Seleznova birkaç şey söyleyeceğim. Hani o Galatasaray hikayesinden sonra ne olur, sıkıntı yaşatır mı bu takıma gibi bir konuşmamız olmuştu. Ben olacağını düşünüyorum. Çünkü saha içinde hiç rahat durmuyor. Zaten maçın başında da sarı kart görmüştü Krasnodar maçında. Cezası bitti. Bu hafta dönecek tekrar takıma ama sanki faydasından çok zararı olacağımış gibi bana bir izlenim verdi saha içinde. Galatasaray maçına gelince evet kırılma anları vardı. Yani şunu diyorsun sen en azından yarı devreyi zorlayacak, gitmeye çalışacak gibi bir durum gibi, oluşur. Gibi. Çünkü saha içinde o kadar çok hakemle uğraşıyor ki artık kenarda biz izlerken bile inanmıyoruz yani. Kendini işte pozisyon geriye atma, yani düşmesini hakem artık bir izliyor, iki izliyor, üç izliyor, dört izliyor. Ama hala ısrarla o penaltıyı, faulü, işte ne bileyim rakibine bir kart gösterme atılımında bulunuyor ama artık biz inanmıyoruz. Hakem nasıl inansın? Hakem zaten sürekli maç yöneten bir adam. Bir de Avrupa Ligi gibi bir şeydesin yani. Platformdasın. Bana zarar vereceğini düşündürdü o saha içindeki performansıyla. Bu hafta dönecek bilmiyorum oynar mı oynamaz mı ama mutlaka Cihat Aslan sahaya sürecektir. Ufak tefek dokunuşlar yapacaktır bu kadroya. Cihat Aslan'ın hani gidiş hikayesiyle ilgili evet belki etik değil ama Ufuk abinin dediği o performans hikayesi Türkiye'mizde ne yazık ki bizim ülkede geçerli değil. Hani performans işte ne Cihat oyuncu Hoca, transferlerinde yani şeyle bakmıyoruz. Aynısı iştir kişinin lafa yani, bakılmaz evet. Durumunda değiliz yani. Tam tersine. Yani bir sistem mümkün değil. İşte Cihat Hoca 5'te 5 yaptı Adana'da. O yüzden transfer geldi Süper Lig'e tekrardan. Hiçbir takım yapmıyor. Ne amatör takımda öyle bir şey var ne Süper Lig'de öyle bir şey var. Mümkün değil. Ama Cihat Aslan'ın bu takıma bir şeyler katacağına inanıyorum ben. Öyle düşünüyorum. Çünkü oyuncu kadrosunu o dönemden kalan isimler de var kadroda. Gidenler oldu işte. Muğdat gitti, Soner gitti. Bildiği kadro ve kendi açıklaması benim dönemimden bu dönem arasında kadro anlamında daha alternatifli bir kadroya sahip dedi Akhisarspor. Yani elindeki alternatifleri de iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bunun dışında böyle ufak ufak aklıma gelen notları da araya sıkıştırıyorum. Galatasaray maçında kırılma anlarından bir tanesi kaleci Fatih'in performansıydı bana göre. Onun da iyi kurtarışları vardı. Ara ara da olsa. Yani standartını koruyor ama. Yani kaleyi de vermedi Fatih bu sezon. Cihat Aslan da tekrardan. Onun da sıkıntısı çocuğun milli takıma gidememesi. Sinan Bolat gibi bir ismin hani bilmem kaç gün sonra milli takıma çağrılması ve o da o açıklama yapmakta bana göre haklı. Daha hangi kupayı alacağım gibi bir açıklaması olmuştu. Akhisarspor o panik atak evet geçerli. Panik atakta şu an ne yaptığını bilmiyor. Ya aslında sezona baktığımızda Akhisarspor bu Türkiye Kupası ve işte Süper Kupa'dan sonra bir bocaladı. Yönetim de bocaladı. Bir çünkü bugüne kadar taraftarıyla karşı karşıya gelmeyen bir yönetim sosyal medya üzerinden
Artık bir yönetici açıklama yapıyor. Diyor ki işte ben bu işi yapıyorum. Kimi ilgilendirir? Kimseyi ilgilendirmez gibi. Taraftarlar diyor ki senin ne işin var orada? Ne anlarsın gibi. Artık bu boyuta gelmişti. Ama üst üste problemler sonrası can suyu oldu Galatasaray galibiyeti. Herhalde sular durulacaktır diye tahmin ediyorum. Bu hafta da Alanya'da oynayacaklar. Alanya'da çıkışa geçti iki haftadır. Kaybediyordu ama sahada futbolunu oynayan bir takım. İkisi de hücum oynayan iki takımın karşılaşması. Gollü bir keyifli karşılaşmayı izleyebiliriz bu haftada. Tabii ki Akhisarspor'un kazanmasından yana gönlümüz. Değişiklikler her zaman iyidir. Cihat Hoca'nın da Alanya Spor maçıyla birlikte ben 3 puanla başlayacağını düşünüyorum yani. Evet, Akhisarspor'a hayırlı olsun diyelim. Hem galibiyeti hem yeni hocasıyla. Elbette Akhisarspor'un uzun yıllar daha Süper Lig'de kalması en büyük dileğimiz, en büyük arzumuz. Eleştirilerde hocanın geliş ve geçmiş dönemdeki işte yaptığı işlerle ilgili Ufuk abinin de söylediği gibi onlara bakılarak yorumcularımızın yaptığı değerlendirmeler. Tekrar hayırlı olsun diyelim Akhisarspor'a. Bundan sonraki süreçte özellikle Avrupa'da da istiyoruz. Hani bir başarı gelsin mevcut kadroyla. Yendiğini görelim Avrupa takımlarında Akhisarspor'un. Bu gönlümüzden geçen elbette. Ve ikincilik kırmızı gruptaki temsilcimize geçiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Ankara deplasmanındaydı. Aldığı mağlubiyet ilk mağlubiyetti ve saha zemini özellikle giderken çok korkutuyordu teknik heyeti. Korktuğu da başına geldi diyelim ve karşılaşma ve sonrasına bakalım. Ondan sonra Manisa Büyükşehir Belediyespor konuşalım. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ankara deplasmanında Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılan temsilcimiz bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Oldukça kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor eline geçirdiği net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Etimesgut Belediyespor maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yalnız bırakmadılar. Teknik direktör Levent Evrim, Erman Bulucu, Ufuk Anbayraktar ve Yasir Hacı Mustafaoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Etimesgut Belediyespor maçında kadroda değişikliğe gitti. Deplasmanda oynanan Etimesgut Belediyespor maçında Oğuzhan Yazıcı, Ömer Alp Kulga ve Tayyip Kanarya ilk 11'de maça başladılar. Teknik direktör Levent Evrim üzgün olduklarını söyledi. Rakiplerinin de ilk galibiyetini elde ettiğini dile getiren Devrim, bu karşılaşma artık geride kaldı. Uzun maratonda kayıplar olabilir. Gelecek hafta Tarsus İdman Yurdu'yla dış sahada oynayacağız. En iyi şekilde bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor zemine takılmıştı deplasmanda lig maçında. Bu haberin ardından hemen isterseniz dün oynanan kupa maçını da bir verelim. Kupa maçında da hakeme takılan bir Manisa Büyükşehir Belediyespor vardı. Keçiören Gücü karşısında daha az süre alan, ilk 11'de daha az süre alan oyuncuların yer aldığı bir kadroydu sahaya. Öyle çıktı Manisa Büyükşehir Belediyespor. Ancak verilen kırmızı kart ardından 2-1'lik son dakikada gelen, uzatma dakikasına gelen golle mağlubiyet var. Onu da izleyelim. Ondan sonra iki maçın birlikte değerlendirmesini yapalım. Manisa Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında hakeme takıldı. Mümin Özkasap Stadında Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ankara ekibi Keçiören Gücü'nü konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cihan Avcı'nın 5. dakikada attığı golle öne geçtiği maçı 90+4. Dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Maçın hakemi Alim Kandemir 60. dakikada Cihan Avcı'yı haksız yere oyundan atarak temsilcimizi oyundan düşürmekle kalmadı, ardından verdiği kararla da büyük tepki çekti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar kupa maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yalnız bırakmadılar. Geçtiğimiz sezon yaşadıkları talihsiz sakatlıktan sonra uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan Manisa Büyükşehir Sporlu Kürşat Aydın ve Cihan Avcı'yla sezon içindeki maçlarda süre alamayan oyuncular Keçiören Gücü maçında teknik direktör Levent Devrin tarafından ilk 11'de görevlendirildiler. Bir kupa maçı. Şans veremediğimiz, ligde şans veremediğimiz arkadaşlarımıza şans verdik. Onları da görme fırsatımız oldu. Çok da iyi mücadele etti arkadaşlarımız.
Aslında çok da istediğimiz gibi diyordu maç. Daha iki kırmızı karta kadar. Bize göre saçma sapan bir kırmızı kart. Sonra 10 kişi kaldık. Ve sonucunda mağlup olduk. Ne yapalım? Biz ben arkadaşlarıma teşekkür ettim zaten maçtan sonra. Çok da iyi mücadele ettiler. Hakem hatana diyecek bir şey yok. Bunlarla biz her hafta oynuyoruz zaten. Her hafta böyle şey. Geçen hafta Ankara'da aynı şey yaşadık. Çalışmaya devam. Lig ve kupa ardı ardına gelen iki mağlubiyet. Ki maalesef Büyükşehir Belediyespor'da çok alışkın olduğumuz sonuçlar değil bunlar. Gökhan Aytaş'la başlayalım. Yine Gökhan neler söylemek istersin? Ben öncelikle kupada başlayayım. Kupa maçından elenmesinden dolayı hayırlı olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Yani kupa çünkü ayak bağı olacaktı. Yani benim görüşüm bu. Manisaspor açısından da yani Berk Kurtul diye bir şey var. Elen git. Çünkü konsantrasyonunu eledikçe kupaya kaydıracaktı. O açıdan hayırlı bir mağlubiyet oldu ama saha içine bakacağımız zaman oynamayan oyuncuların durumu biraz endişe verici. Mesela ben Entimeskut mağlubiyetini izleyemedik. İşte zemin de diyoruz. Yani nasıl gol yedi bu takım dedim. Bu maç nasıl gol yiyeceğini gördüm. Oğuzhan'la Ömer Alp'in Allah'lığı var yani. İkisi de maşallah var. Alperen özellikle ilk yarıda da skor yapabilirdi. Çocuk girdi çıktı. 17 numara Devrim Taşkaya çok zorladı ilk yarıda Cihan'ı. Yani savunma olarak o sertliği sağlayamıyoruz. Kürşat iyi başladı, maçı bitiremedi. Yani kupa mağlubiyeti hakemin de desteğiyle normal bir sonuç oldu. Uzatmaya da gidebilirdi maç. Ersel son dakikada yani çıktıysan o topa vuracaksın. Çok basit Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yedek aralıklı kadrosuna bile yakışmayan bir gol oldu. Entimeskut maçına gelirsek de zeminle ilgili bir sıkıntı olduğu söyleniyor ama Manisa Büyükşehir Belediyespor'un galibiyeti hak edecek bir pozisyonu bile dahi yokmuş. Bu açıdan da SOS'lerin verildiği haftalara girdik gibi sanki bir önlemlerin alınması lazım. Şimdi açıkçası şunu söyleyeyim, bu maçın suni çimde olacağı belliydi. Keşke en azından taktik itmanını Ertuğrul Dilek spor tesisleri var. Suni çimde yapsaydı takım biraz daha alışabilirdi. Misal geçtiğimiz yıllarda bunun örnekleri spor var. Spor lisesinde yani, de yapabilirdi. Yani çeşitli sahalar var. Yapmadıklarını biliyor muyuz? Yapmadılar onu öğrendim. Ki Ertuğrul Dilek'e ondan dedim. Zemini çok iyi değil hani bozuk zemine karşı bir ısınma olabilir. Yani sonucu değiştirir mi orada bir hafta itman yapsa yine de yenilebilirdin. Çünkü Erman sakattı. Ufkan da son dakikada belinde bir ağrı çıkınca iki göbeğini değişti. Ben özellikle kupa maçı özelinde izledim. Oğuzhan'ın iyi bitirdiği sezonu bu kadar kötü demeyeyim de savruk başladı yani konsantrasyon eksikliği. Olaylardan eksikliği kopmuşlar gibi mi? Yani senin düşüncen yani burada gerek formayı parçalaman lazım. Sana bir şans gelmiş. Mesela Çağrı'ya bakıyorum. Fenerbahçe atıyor. Sol bek tam önünde çok iyi bir Erman var. Allah korusun bir şey ama olsa. Ama şimdi Oğuzhan'ın kopması ya, mesela gelir gelmez Erman'ın oynuyor olması koparmış olmuş. Tabii olabilir yani ama yani sözleşmelere gelince profesyonel olan yani oyuncular şimdi Erman'ın transferi son dakika. Hayır, performansını değerlendirirken o yani geçken, şimdi Oğuzhan bana göre 11'de oynamayı beklerken son dakika Erman'ın transferiyle biraz kırılganlık yaşamıştır diye ama düşünüyorum. Ama bu psikolojiyle de bir daha formayı kapamaz. Yok, yani toparlanması yani gerekiyor anlamda. Şimdi özetle toparlarsam, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un en büyük hücum silahı iki bek diyorduk. Mevcut iki bek çıkınca alternatiflerin ligi taşımak değil, ligin seviyesinde olmadığını ben şahsen gördüm. Bu da endişe verici çünkü tek hücum silahın en güçlü hücum silahın iki tane bekin. Yani çizgiye çok rahat inebiliyorsun ve bu iki bek sayesinde değişik taktik formasyonlarda da oynama seçeneğim var. Geçen hafta konuşmuştuk. Ama bunun alternatiflerinin o seviyenin çok altında olduğunu gördük. Kırmızı karta kadar da Keçiören gücü zaten hafif hafif gelmeye başlamıştı. Ama kırmızı kart noktası bir kırılma noktası oldu. Hakem hatalı bir karar verdi ve çok aceleci davrandı. Yani direkt zaten düdüğü çaldı, hemen elini arka cebine gönderdi, attı. O da maçta kırılganlık yarattı. Ama ben kupa maçına çok takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Keçiören Entimeskut mağlubiyetine daha iyi irdelenmesi lazım. Çünkü hiç galibiyeti olmayan bir takım. Kırklareli Spor'a karşı oynanan bir maç var. 0-0 bitti. Öyle çok üstün bir oyun oynamayan bir takım 3 atmış Entimeskut'a. Sen orada bir puan bile çıkartamıyorsun. Levent Hoca'nın bunları iyi irdelemesi gerektiğini düşünüyorum ki bu hafta da Tarsus zor bir deplasman. Pazar günü 7'de oynayacaklar.
Bu maça kadar özellikle mental açıdan toparlaması lazım. Bir havada bir bulutlanma var. O kara bulutları dağıtmak lazım. Son olarak tabii ben 97 numara Mehmet Tursal hazırlık maçlarında da izlemiştik. Açıkçası belki şu an ilk 11'e girecek seviyede değil ama üzerinde denenmesi lazım bence. Yani ben beğendim. İleride biraz daha fizik olarak kuvvetlenirse iyi işler yapabilir. Altyapının göz bebeği değil mi? Öyle, öylemiş. Kamp döneminde de çok iyi geçirmiş. En çok gelişim kaydeden oyuncu olarak ilettiler. Ben hocalardan aldığım bilgiye söylüyorum. Ve 44 numara Umut Şentürk. Ben ilk defa izledim. Yurt dışı. Almanya'dan almışlar. Fizik açıdan çok zayıf duruyor ama özellikle attığı ara paslar ve oyun bilgisi. Yani çocuk oyunu biliyor dersiniz ya. Hakikaten biliyor yani. Kafayı kaldırdığı an 3 opsiyonu düşünüyor. Yani kaba tabiri biraz dayak yiyip fiziklenirse... gelecek vadeden bir isim. Bu isimleri görmek beni mutlu etti ama dediğim gibi yani Ömer, stoper Ömer'le Oğuzhan'ın ve kaleci Ersel'in performansı beni şaşırttı. Yani bu maç iyi bir performans gösterip ilk 11'e göz kırpmaları lazımdı. En azından ben hazırım mesajını vermeleri lazımdı. Bu açıdan kötü bir sınav oldu. Eksikleri görme açısından da iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Kupadan elenmesinin de hayırlı olduğunu düşünüyorum. Yani kupada ilerledikçe ligi olumsuz etki edeceğini düşünenler derim ki ben Mayıspor bir çeyrek final oynamıştı. O sezon küme düşmüştü. İster istemez oyuncu kupa maçlarına işte canlı yayınlanması, ulusal kanalda çıkması için konsantrasyon oraya kayıyor. Yani Mayıs'a Büyükşehir elenmiş. Dün Gazişehir'de elendi. Yani önemli değil. Elenmekten ziyade oynanan oyun bana endişe verdi Taksim maçı öncesi. Bu haftanın iyi irdelenip iyi dersler çıkarılması gerek yani Taksim maçı. Çünkü daha ligin başı hani çok kritik bir nokta yok ama... hedeften kopmamak için önemli. Ya, hedeflerini de kopmazsın puan anlamında ama futbol yok, hava işi. Olarak. Havayı kaybettin mi mırıldanmalar başlar. Takım içi de huzursuzluk demeyeyim de yani... Ayaklar korkarak gitmeye başlar. O özgüveni kaçan kazanma açısından Tarsus maçı önemli bir şans olarak görüyorum. Yani hedef oynayan bir takımla oynamak daha bir şans. Bozan değil oynayan bir takıma karşı oynayacak maçta Büyükşehir Belediyesi. Evet bu köprünün alttan daha çok sular akacak ama dediğim gibi sezon başından hedeften psikolojik olarak da kopmamak gerekiyor. Tarsus maçı o anlamda önemli. Hemen Ufuk abi Coşkun'a geçmeden önce arkadaşlarımızdan rica edelim. Kırmızı grupta oynanan maçları ve genel bir kırmızı grubun durumuna bir bakalım. Öyle devam edelim istiyoruz. İkincilik kırmızı grup 4. hafta sonunda oynanan maçlarda sonuçlar alındı. Sivas Belediyespor 2, Anadolu Selçuklu 0, Etimesgut 1, Mayıs'a Büyükşehir Belediye 0, Zonguldak Kömürspor 0, Şanlıurfa Spor 1, Buksel Spor 0, Pendik Spor 1, Tuzla Spor 2, Tokat Spor 0, Menemen Belediye 2, Tarsus İdman Yurdu 2, Kırklareli Spor 3, Bandırma Spor 1, Karamanmaraş Spor 0, Fatih Karagümrük 1, Fethiye Spor 0, Darıca Gençler Birliği 4. Ve puan tablosuna da baktığınız zaman Menemen Belediyespor takıldı bu hafta. Tarsus'ta aslında birbirlerine çelme çaktılar. Ve 10 puanla lider Tuzla Spor 2. sırada ve Şanlıurfa Spor da 3. sırada. Onların da puanı 10. Yani aslında liderlik koltuğunu 3 takım paylaşıyor. Ve temsilcimiz Mayıs'a Büyükşehir Belediyespor 7 puanla 6. sırada yer alırken bu haftaki rakibi 4. sırada Tarsus İdman Yurdu'da 1 puan fazlalıkla 8 puanla 4. sırada. Gelecek hafta Tokat Spor, Fethiye Spor, Konya Anadolu Selçuklu, Zonguldak Karagümrük Karagümrük olarak yazmış. Bandırma Spor, Buksel Spor, Pendik Spor, Etimesgut, Darıca Gençler Birliği, Karamanmaraş Spor, Fatih Karagümrük, Sivas Belediye, Menemen Belediye, Tuzla Spor, Tarsus İdman Yurdu, Manisa Büyükşehir Belediye, Şanlıurfa Spor, Kırklareli Spor maçları oynanacak. Zonguldak Kömür olacak. Evet. Son olarak Cem Özdemir büyük umutlar da transfer edildi. O da sakatlık şanssızlığı yaşıyor bence. Etimesgut maçında bir sakatlık yaşamış. Önümüzdeki 3-4 hafta olmayacağını bilgisini aldım. Bu da büyük bir eksiklik. Çünkü büyük beklentilerle alındı. Ön tarafta bir opsiyon olsun forvet arkasında diye alınan bir oyuncu. Süper Lig tecrübesi var. Bu eksiği de inşallah hissetmez. Ama geniş kadroya baktığınız zaman çok da ben hissedeceğini düşünmüyorum. Yani oralarda alternatif. İlk geçen hafta konuştuğumuz gibi Artun arkasında oynar. Sağ kanada alternatif Alper var. Yani isimler bulunabilir. Umut Kaya'yı büyük ihtimal orada oynatacak. Zaten Cem sakatlıktan dolayı daha hiç... Dediğim gibi orta alanda alternatif çok ama stoper ve bek yani defans mevkiinde... Stoperde de esasında 4'ten stoperim var ki çoğu da oynamış isimler ama performanslar... Ürkütüyor yani. Erman, şimdi, daha Ufukan'ın olmayışı hemen işleri terse
çevirdi gibi görüntü verdi. Erman bu hafta oynar diyorlar ama dönecekler. Ufkan'ın durumu Perşembe Cuma gününe netlik kazanacakmış. Belinde bir ağrısı varmış. Hı-hı. Belden sıkıntı da zorluyormuş. Ağrıları yüksekmiş. Son durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. Yani Ufkan da önemli bir karakter takım için. Hı-hı. Geçen seneden bu yana önemli kaptan. Takım karakterini yansıtan isimlerden biri. Takım liderliğine de soyunuyor. O yüzden inşallah Ufkan da iyileşir ve Tarsus deplasmanında olur. Yani bana göre kilit bir maç sezon başı için. Evet. Ufuk abi, bir daha söylemek istersin. Ben de Gökhan gibi yakın maçtan başlamak istiyorum. kupa maçından. Benim kupa maçında anlamadığım bir konu var. Geçen hafta da zaten burada aşağı yukarı hem fikirdik hem Coşkun'la hem Gökhan'la. Kupadansa lige odaklanıp öyle gitmek. Şöyle de bir gerçek var. Kadro hem derin hem kaliteli. Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda oynamayanları sürekli hazır tutmak çok zor böyle kadrolarda. Çünkü Levent Hoca geçen yılda kafasındaki bir kadro var, 11 var. O kadronun dışına pek çıkan bir hoca değil. Yani mecburiyetler dışında o kadrodan fazla ödün vermeyen, istikrara daha çok önem veren, öyle radikal değişiklikler yapmayan modelde bir teknik adam. O anlamda Büyükşehir'in bu yıl oynamayanlarla ilgili sıkıntısı olmaması anlamında kupa belki faydalı olabilirdi. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Tüm oyuncular biz de oynadığımız dönemde aldıkları şansı ideal kadronun içerisinde almak isterler. Çünkü neden? Orada herkes birbiriyle oynuyor. Bir şablon var. Ama bunun dışında bu şans tamamen oynamayanlarla aynı ortamda olduğunda yine o futbolcuyu siz o maça, o oyuna adapte etmeniz çok zor olur. Şimdi baktığımızda kadroya, yani burada işte iki stoperin dışında normalde ideal kadroda 11'de oynayan isimler yok. O anlamda kupa maçlarının performansı da oyuncunun bireysel ederi kadar olmuyor yani. Doğru. Olma ihtimali yok. Çünkü bir arada oynamıyor bu oyuncular. Bir de oynamışlıkları yok yani. Ayakları ısınık değil yani oyuncular. Ya bunu abi zaten Süper Lig'de de görüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin evet. Kupada oynadığı, atıyorum örnek veriyorum Fenerbahçe'nin ligde oynadığı karşılaşma arada uçurum oluyor yani. Şimdi bir harman yapmak lazım. Genelde de kupada Coşkun'un da dediği gibi Süper Lig takımlarının birçoğunda tamamen bambaşka bir 11'leri görüyoruz. Sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim hem kulüp açısından çocukları evet, izliyoruz bazen. Hem de oyuncular açısından motivasyon ve gelişim hazır tutma açısından pek sağlıklı değil. O anlamda dünkü Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sahadaki performansını doğru yorumlamak, oyuncuları doğru tanımlamak mümkün değil. Gerçekçi olmaz. Şimdi biz geçen hafta öyle konuşmuşken maçın başlama kadrosuna baktığımızda Levent Hoca ve Belediyespor Kulübü kupaya önem vermiyor. Biz burada yokuz. Ama gelirse de belki itiraz etmeyiz havası var gibi. Ama maç ilerledikten sonra değişikliklere baktığımızda 61'den sonra bir anda aynı kadro, aynı hoca kupayı istiyor. Evet, orada mesela benim için büyük bir soru işareti. Oraya kadar neden istemiyorduk? Ondan sonra neden istedik? Şimdi oyun da öyle bir yere geldi ki, belki farkına vardınız, belki varmadınız. İlk yarı Oğuzhan bir sarı kart gördü, hareket yaptı. Hakem yanlış kart gösterdi. Çağrı'ya gösterdi. Tam evet. Bizim önümüzde. Yoksa atılırdı Oğuzhan. Ben ama orada farkında değilim. Ben çünkü gördüm Oğuzhan'ın yaptığını orada. O hareketi. Faali Oğuzhan yaptı. Ondan sonra ikinci yarıda Oğuzhan yine bir kartlık bir hareket yaptı. Ve dedim ben atıldı. Gitti yani. Ondan sonra farkına vardım ki ilk sarı kartı hakem yanlış göstermiş. Şimdi 3 tane hoca için, Belediyespor için, özellikle de Levent Hoca için değerli oyuncuyu 60'tan sonra oyunu atıp, çünkü maçın tansiyonu da yükseldi. Onlar da oynamayanlarla maça geldiler. Oynamayanlarla maça başladılar. Rakip de öyle başladı ama rakibi de bir yerden sonra ben baktım onlar da istemeye başladılar. Ve maçın tansiyonu yükseldi. O saatten sonra oyuncuları riske atmanın da bir anlamı yoktu. Ki bence yani uzatmada gelen gol de iyi oldu. Bence iyi oldu. Yarım saat daha tüm risklerden otomatikman bizim elimizde olmadan arınmış olduk. Yani bir sakatlık olur, bir kırmızı kart olur. İşte kırmızı kartı yedik. Kırmızı kart mıydı? Değildi. Çünkü o topa yetişecek başka bir belediyesporlu oyuncu vardı. Şimdi tam hafızamda değil. Kim vardı bilmiyorum ama o topa
Süper Lig'deki hakemleri görüyoruz. Bu ligdeki hakemlerden de yani beklentilerimizi çok yüksek tutmamak lazım. Diğer taraftan sert bir hamleyle düşürdü kısmına baksan. Orada da topla oyuncunun arasına giriyor öyle bir şey diyor. Son oyuncu diye gösterdi. Hayır hayır şeyi söylüyorum. Diğer tarafını da yorumluyor olsak orada da oyuncuyla top arasına girdi. Yani orada da sert bir müdahale işte yani sakatlayıcı bir şey değildi. Arasına girdi. Tamam hani sarı kart olabilir ve faul olabilir. Orada fikiriz ama yetişecek oyuncu var. Yani, İki yönlü de hakem yanlışlar yapabiliyor ve böyle bir maçta Eren girdikten sonra da yiyebilir. İşte Zafer de yiyebilir. Ne bileyim. Emir girdi. Emir de yiyebilir. Yani herkes burada bu kartı yiyebilir. Evet. O yüzden o riske gerek yoktu bence. Bence yine Gökhan'ın Çağrı, Umut Şentürk ve Mehmet Uysal bence dün oynayanlarda Belediyespor'un önümüzdeki haftalarda bence ihtiyaç duyacağı oyuncular. Üçünü de çok beğendim. Özellikle Mehmet Uysal'ın dünkü maçtaki performans olarak değil ama isteği ve gittiği yerler, istediği yerler, oyun yaptığı içerisindeki pozisyonlar benim çok hoşuma gitti. Tabii dediğim gibi biraz evvel bir arada oynayan oyuncular değil. Öyle bir hiç görmeden bazı oyuncuların arasında bazı iletişimler vardır. Öyle bir şey olması mümkün değil. Santrafor açısından o daha da zor. Ama ben iyi bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Umut Şentürk'ü çok beğendim. Bence 11'e aday bir oyuncu. Belediyespor'un bence oyun yapısında çok ince hassas dokunuşlar yapabilecek ihtiyacı olan bir profilde bir oyuncu. Özellikle İstihar maçlarında daha da ideal bir kadroda kadro içerisinde daha da başka olabileceğini düşünüyorum. Pastanın çileği derler ya öyle bir şey yapabilir çocuk. Çağrı da geçen yıldan bu yana çok fazla süre alabilen bir genç değil. Fenerbahçe altyapısında da U21 takımda aslında ön oyuncusu. Genelde biz arkada değerlendiriyoruz ama bu maçta önde de dakika aldı. Oynamadan, hazır tutmadan bu oyuncular bizim istediğimiz kıvamda lezzete gelmeleri çok zor. O anlamda bu oyuncuları da hazır tutmak tabii teknik ekibin işi. Bu hem fizik olarak hem de mental olarak. Yine Gökhan'ın söylediği çok doğru söylediği bir şey var. Özellikle de Oğuzhan'da inanılmaz bir düşüş var. Dün hiç maçta şeyini, elektriğini hiç beğenmedim. Sanki hani kitabın sayfasını kapatmış gibi. Benim aldığım yani kolay kolay da yanılmam öyle bir yere gelmiş. Bırakın gideyim. Ama bunun da nedenleri var, bunun da sebepleri var. Yani geçen yıl oynayan iki stoperin üzerine üç tane stoper transferi yapıldı. Yani Murat Türkkan. Sonradan bir tanesi gitti. Ömer ve Erman. Yani bu da tabii kolay bir durum değil. Bir anda bazı oyuncular kendilerini dışlanmış, yetersiz hissedebilirler. Çok doğal bir şey. Yani bunu hiç yadırgamıyorum. Yani dün Oğuzhan'ın durumunu da ben kesinlikle sınayarak, onu eleştirerek söylemiyorum. Tüm bunların hepsi aslında bir kulübün alt alta oyuncu profilinde yönetmesi gereken şeylerdir. Oyuncu duygusaldır. Duygusal oyuncu yaşar bunu. Şimdi mesela Ufukan'da bir sakatlık söz konusu. İlk alternatif zaten Oğuzhan sensin yani. Evet. Sen de bu arayı iyi değerlendireceksin. İşte Türkiye Kupası'nda yapacağım mücadele. Şimdi atıyorum Tarsus maçına belki 11'e de çıkacak. Yani olayı oradan bakması gerekiyor. Tüm yaşanmışlıkları biz bilmiyoruz. Ben sadece orada aldığım tabii ikili diyalogları biz de bilmiyoruz. Şeyi görüyorum yani. Bunu yönetmek bir kulübün vazifesi yani. Bir teknik heyetin vazifesi. Bu hallere gelmemeli. Burada bu maçı bitirirken Murat Türkan'la öbür tarafı açmak istiyorum. Stoperler içerisinde, bu yıl gelen stoperler içerisinde bence en iyiydi Murat. Orada kararı verenin çok doğru bir karar verdiğini düşünmüyorum. Murat Türkan'ın kulüpte kalmayıp da hani son anda bir stoperden vazgeçilecekse o 5 stoper içerisinde bence en son isimdi Murat gitmesi gereken. Çünkü 2 yıldır üst üste kupa kaldıran bir oyuncu. Eli ısınık bir oyuncu. Onun dışında bizim o arka tandemin içerisinde oyunu en iyi okuyan ve ayağı en yumuşak oyunu topu kurma anlamında bizim elimizdeki beşlinin en değerlisiydi. Bir takım fiziki yaşından kaynaklanan belki bilmiyorum tereddütler olmuştur kulüpte, idmanlarda. Kendi isteğiyle fiziken gitti ama zaten abi. Geldi mi kendi isteğiyle gitmez oyuncu. Yani kendi isteğiyle ama getirdiğim oyuncu gitmez. Bir şey vardır yani. Bir şeyleri orada gördü ki. Oynayamayacağını hissetti. Bu alternatifli kadroda belki de şans bulamayacağını düşündüğü için. Belki de nezaketen yaptı. Yani Murat çünkü kültür olarak da çok yüksek bir oyuncu.
dediğim gibi Altay camiasından geliyor. Nezaketen belki öyle bir şeyde bulunmuştur ama kulüpte kalması gereken bir oyuncuydu. Geçen hafta Karagümrük'ün kazandığı maçın golünü atan oyuncu o. Yani çok faydası olurdu bu takıma özellikle arka taraftan. Öyle bir düşündüğümüzde hemen Etimesut maçına geçtiğimizde de Etimesut'un ilk galibiyeti Belediyespor'un ilk mağlubiyeti olan bir karşılaşma. Kimsenin bu tip maçları ben küçük göreceğini düşünmüyorum. Hem kulüp olarak hem teknik heyet olarak hem de oyuncu grubu olarak. Sadece bu maçları şöyle kazanmak lazım. Daha çok isteyerek kazanmak lazım. Bunu hem teknik heyet daha fazla istemeli hem oyuncu grubu daha fazla istemeli. Onu hep diri tutmak lazım o kazanmayı, kaybetmemeyi. Sanki benim yani algıladığım rakip takımın bizden daha fazla istediğiyle ilgili kaybedilmiş bir maç gibi geliyor. Zemine hiç takılmamak lazım. Biraz evvel yine Gökhan çok doğru söyledi. Kırklareli Spor ilk hafta gitti. 3-0 yendi. Geldi onları orada. Hafta içerisinde çalışılabilirdi orada. Evet. Ne kadar sonucu değiştirildi ama en azından bir ayak alışkanlığı oldu. Evet. Onun dışında değişikliklerle ilgili kafama takılanlar var. Yani oyunu seyretmediğimiz için bir şey de diyemiyoruz. Mesela oyuna müdahaleler nasıl olmuş? 61'de iki oyuncu değiştirmişiz. Hem Emir hem Zafer çıkarken Cem'le Umut Sönmez girmiş. Şimdi dünkü maç içinde bakın benim umutlu olduğum oyuncular arasında Çağrı Umut Mehmet varken hala benim istediğim kıvamda değil mesela Umut Sönmez. Kariyer geçmiş evet Ordu Spor'da çok iyi Ordu Spor'dan çok iyi tanıyorum. Galatasaray macerası evet. Oradaki performanslardan Süper Lig Kulübü Kayseri'ye bir gidiş var. Ondan sonra kim gitse bir performans veremediği bir Adana Demirspor faciası var. Orada zaten hiçbir oyuncu geçtiğimiz 2-3 yılda bir şey olmadı ama o aralar çok boş geçmiş Umut'ta ve bayağı bir takım içerisinde bence hem fizik olarak hem de başka sebeplerden dolayı çok hazır değil. Hazır değil yani. Mesela ilk orada Umut şey yapılmış, hamlesi yapılmış. Cem Emir'in yerine girmiş. Öyle olunca muhtemelen Onur arkada oynayıp, dörtlünün önünde oynayıp muhtemelen Cem'le Umut Kaya ön tarafta kalmışlar. Yine ilk 3 haftanın bende bıraktığı izlenim Onur Kolay'ın bu takım içerisinde çok lider bir pozisyonda ve öne gitme konusunda takımın en değerli oyuncusu Çivit şu anda. Çivit bir oyuncu yani köprü evet. Kurma açısından. Onu böyle hani mağlupken ön tarafta daha çok ihtiyacımız varken bir tık arkaya pozisyonlandırmak bana çok mantıklı gelmedi. Hemen onun sonrasındaki değişiklikte Fatih'in girip Oğuzhan'ın çıkması. İşte biraz evvel hani Oğuzhan neden böyle derken işte yani Coşkun da dedi ki yani işte bu bir fırsattır, bir şanstır, şöyledir, böyledir. 1-0 mağlup gidilen maç var. Kaybetmemek için o maçı hamle o stoper çıkıyor. Bir orta saha oyuncusu giriyor. Ve yine benim duyduğum kadarıyla hani neden bir arkaya gitti dediğim Onur bir arkaya daha çekiliyor. Stopere geçiyor. Yani bilmiyorum yanlış duymadıysam öyle. Yani ön tarafa gitmemizde bizim takımın en randımanlısı en arkaya yani gelmiş. O maçta freni kendimiz çekmişiz gibi bir pozisyon değişikliklerde oluşmuş. De benim evet sanki gördüğüm bu. Yine ilk haftadan beri söylediğim bir şey var. Belediyespor kadrosu Menemenspor kadrosuyla beraber bu ligde en kaliteli bu ligi force edebilecek en değerli iki kadrodan biri. Hani birileri der ki işte Fatih Karagümrük'te o var, Mehmet Battal var, şu var. O oyuncular bu ligin oyuncusu değil. Yani çok değerli bir kadro. Bu değerli kadroyu elimizden geldiği kadar en verimli şekilde kullanmalıyız. Bir an evvel kullanmalıyız. Ki baktığınız zaman hani burada hocanın da hakkını yemeyelim. Levent Yerim geçen seneki şampiyonluk sürecinde de baktığımızda bir önceki geldiği Levent Yerim sonrasındaki süreçte de baktığınız zaman yedek oyuncular dediğimiz ya da daha az süre alıyor dediğimiz oyuncuları da hep hazır tuttu. Belki de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçen seneki şampiyonluğunda en büyük kazanımlarından bir tanesi de buydu. Yani kadronun tamamı oynayanların birbirinden farkı olmadan oynayabildiği bir kadroydu. Öyle görüyorduk biz. Bu sezonda oyuncular özelinde konuşurken bir ikisinde mental olarak bir kayış olabilir. Hani
nasıl diyeyim, kopma olabilir. Bu kopmaların da tekrar bağlanıp düzeltilebileceğini düşünüyorum. Bu eleştirilerde en azından sadece bizim yaptığımız eleştiriler değil, saha içerisinde zaten hocaların da gördüğü, bunların önlemlerin alınması gerektiği olduğu durumlar. Çok haklısın. Yani oyun içerisindeki elektriğe, gerginliğe, harekete baktığınız zaman da bazı oyuncular üzerinde bir takım sıkıntılar olduğu. Bunları da aşmak ortada. Zaten o kulübün en başlıca görevlerinden biri. Yani. Gökhan da Ufuk abi de konuşurken hep kadro genişliği ve işte Türkiye Kupası. Hem derinlik kupası, hem zenginlik. Evet, hem zenginliği var hem derinliği de var. Yani kupada şimdi evet olmaması bana göre 10 numara iş. Zaten başından beri karşıyız kupada olmasına. Yani hakeme takılmış, iyi ki de takılmış bana göre Manisa Büyükşehir Belediye. Çünkü hedef var. Yani şampiyonluk istiyorsun. Kupada da tamam ikincilik için belki çok iyi bir kazanım, galibiyet, işte gruplara kalma bilmem ne, ama senin dikkatini başka yere çekecek. O yüzden Levent Hoca'nın dikkati ligde kalmalı. Yani şimdi kadro geniş, derin, sıkıntı acaba olur mu? Benim aklıma o geliyor. Hani i̇lk Levent hafta, Hoca ilk hafta hepimize ayrı ayrı çocuklar sorumlu oynamayacak artık. Yani kupa olsa kupa en azından oynamayan çocukları sahaya sürme anlamında iyi bir alternatif. Hani biz olmasın etmesin dedik de çok geniş kadroyu bu sefer nasıl tutacak Levent Hoca? Geçen sene bu kadar alternatifli değildi yani. Tamam iyi bir kadrosu vardı ama buradan istediğin adamı seçebilirsin yani. 20 kişi ise 20 kişinin içinden hemen bir şey kurabilirsin. Acaba Levent Hoca'yı bu sıkıntıya sokar mı bu süreçte? Onu iyi ayarlaması lazım. Geçen sene evet çok iyi ayarlamıştı. Giren çıkan, sağ kenarında oturan, mutsuz olan kimse yoktu. Oğuzhan'la da mutlaka bu hafta içi bir görüşme yapılmıştır, yapılacaktır. Psikolojik anlamda da ona bir destek olacaktır. Çünkü bu takımın oyuncususun sen şeyini verdiğin an hiçbir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Zaten Ufuk abi iyi özetledi. Ben sadece Etimesgut mağlubiyetine takıldım. Yani ilk puanı Büyükşehir Belediyespor'dan almasına takıldım. Bu maçın iyi analiz edilmesi lazım. Bir sonraki haftalarda problem yaşanması Yaşamış. İçin. Kısa bir notum var, onu da söyleyeyim. Etimesgut Belediye Etimesgut Spor'un kulüp başkanı hafta içerisinde Rize Spor'un kulüp başkanı oldu. Ve Etimesgut'un o kulüp başkanı geçen sezonun son döneminde kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Şöyle dedi. Bizim kulübümüzde bundan sonra tüzüğümüzde kim başkan ve yöneticiyse onların dönemindeki bütün borçtan sorumludurlar diye bir ibare koydurdu. Yani kamuoyu bunu atladı geçen sezon. Kayda değer bir başkan. O kulüp aslında bir proje takımı. Proje takımı olmaya aday bir takım. Doğru yönetilen bir kulüp. O yüzden de tahmin ediyorum hafta içerisinde Rize Spor'a aynı kişi başkan oldu. Onun da Etimesgut Belediyespor üzerinde bu son maçıydı. Bir artı pozitif bir etkisi olabileceğini atlamamak lazım. Ekstra bir motivasyon. Evet, ekstra bir motivasyon olmuş olabilir. Ve geçelim diğer temsilcimiz Manisa Spor'a. Manisa Spor ikincilik beyaz grupta. Manisa Spor'da Niğde ile oynadı. Aldığı mağlubiyet bizi üzdü. Önce bir Niğde maçına gidelim. Ardından da kupa maçı ve kupayı da konuşacağız. Manisa Spor ilk devreyi 2-0 önde kapattığı maçta Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu. 6. dakikada Uğur Pamuk, 30. dakikada Timur Karagülmez'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçen Tarzan, ikinci yarıda yediği gollerle rakibine teslim oldu. Konuk ekibi 3 puanı taşıyan golleri 54 ve 81. dakikalarda Musa Caner Aktaş ve 90+5'te İsmail Güven attı. Manisa Spor bu sonuçla ard arda 4. yenilgisini alırken -6 puanda kaldı. Siyah beyazlılar bu hafta Sakarya Spor'u konuk edecek. Bu maçın ardından hemen teknik direktörle yollar ayrıldı Erkan Hoca ile. Şimdi o haberi de izleyelim, hem teknik direktör hem de maçı yorumlayalım. Neler olmuş, neler bitmiş Manisa Spor'da, yorumcularımız bize daha iyi aktaracaklar. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz galibiyet ile tanışamayan Manisa Spor'da teknik direktör Erkan Arslan'la yollar ayrıldı. Siyah beyazlı kulüp yaptığı yazılı açıklamayla bu ayrılığı duyurdu. Açıklamada,
kulübümüz teknik direktör Erkan Arslan ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder. Bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz denildi. Evet, şimdi yorumcularımıza hemen dönüyoruz. Üçünü birden soralım aslında. Hem lig maçı, hem kupa maçı, hem de hocanın ayrılışı neler söylemek istersiniz? Sen de başlayalım istersen Ufuk abi. Kaldığımız noktadan Manisa Spor'da hoca ayrılışı, Manisa Spor'un genel durumu için ne düşünüyorsun? Bu kayıplar zaten var Manisa Spor'da sezon başından beri skor anlamında. Zaten genç oyuncuların hani yetişip daha iyi olması, Manisa Spor'un farklı bir şeye bürünmesi gerekiyordu. Ona tam büründü mü, bürünemedi mi? Niğde'de baktığımız zaman geçen hafta konuştuğumuzda da aslında Altınordu'nun, proje takımı olan Altınordu'nun, ki az önce senin verdiğin örneği güzel bir örneği de var. Teknik direktörlerin sürekli Akhisar'la ilgili konuştuk değişmesinde. Hüseyin Eryüksel'le devam eden bir güzel bir serüveni var Altınordu'nun. Yani bu işleri başarılı yapan bir kulüp Altınordu. Onun da altyapısı şeklinde çalışan karma gerçi oyuncular ama hani tecrübeli oyuncular da var. Başlayan bir süreç Niğde takımı ve ardından kupa ve hoca ligden sonra hocadan ayrılış ve kupa maçı neler söylemek istersin? Şimdi sevgili Barış, bizim okul dönemi başlangıcımızda meydanlar üstlenen bir ansiklopedi vardı. Böyle cilt cilt. Hani böyle çok en kalın diye, hem içerikli diye hem bir de hani genişlik anlamında, sayfa anlamında çok büyük bir sayfası olan, çok sayfası olan bir ansiklopedi. Manisa Spor'un son 6 yılını hani yazsak, hani meydanlar üst uzunluğunda, o kapsamda bir ansiklopedi çıkar. Sen yazarsan kesin çıkar. Sen detaylı yazıyorsun çünkü. Evet, biz biraz uzun yazıyoruz. Yazımız öyle ne yazık ki. Anlatmak başka. Anlatmamız uzun da yazılar daha uzun oluyor. Yani bu gelinen nokta bir sonuç. Buradan yola çıkarsak hiçbir şeyi doğru çözümleyemeyiz. Sadece şuna baktım. Çok uzak geçmişini konuşmanın artık bir anlamı yok. Çünkü anlamsız artık. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü kimse bakmadı o dönemlere ve herkes günlük gülistanlık yedi, içti, eğlendi. Yaşadı, geçti. Geçti, yaşandı ve bitti. Şimdi geçen yıl sezona Sait Hoca ile başladık. 8. ayda. Kaçıncı aydayız? 9. aydayız. Sence Manisa Spor'da kaç tane teknik adam görev almıştır? Bir şöyle bir düşün. Fazla da düşünme, hemen söyle. 4. Sence? 5. Düşünme. Sen? 5. Kazım Hoca ile 7 oldu. 7 mi oldu? Evet. Bir yıl. Doğru aralarda. Bir ay. Şeyler. Bir yıl bir ay. Görev ben sürelerine ikişer, bak. İkişer maç. Sait Karafırtınalar, Fatih Tekke, Taner Taşkın, Aytekin Viduşlu, Egemen Babaç, Erkan. Onları da saymıştın. Tabii. Egemen'i işte falan saymadın. Nasıl sayacağız? Maça yani bu çocukların başında çıktı. Teknik görevi sorumlu. Bir maçta olsa, iki maçta olsa. Yani resmi olarak değil, zaten Türkiye liglerinde resmi teknik direktör bulamazsın neredeyse. Yok yani. Yok. Başkaları var. Başkaları adı altında çıkıyorlar teknik direktörler. Erkan Aslan var. Şimdi Kazım Akgün. Şimdi bugünkü kadroda bizim gençlerden birisi Sait Hoca ile başlamış olsa çocuk, ki başlamıştır o kamp döneminde. Oradan buraya gelen vardır bizim bu kadroda. Bir iki gencimiz. 12-13 ayda 7. hocayla çalışacak. Neredeyse yani başka biriyle, 2 ayda bir başka bir hocayla. Şimdi biz bu oyuncudan saha içerisinde ne bekleyebiliriz? Yani kulüpçülük dediğiniz şey bir sürü ayağı olan bir şey. Ve futbol kulübünün yönetenlerinin bir değiştirebilecekleri var, bir de değiştiremeyecekleri var. Değiştirebilecekleri şu Manisa Spor'da ne? En kolayı teknik direktör. Evet. Çünkü kimse kendini değiştirmiyor. Yani en kolay ikinci değişecek şey futbolcu ve yönetimdir. Kimse kendini değiştirmediği için normalde ne kadar dönem varsa o kadar kalıyor. En kolay değiştirilebilecek şey hocayla oyuncular. Evet. Oyuncuları değiştirme şansı var mı? Yok. Yok. Transfer kapalı. O yüzden ne yapmak lazım? Yenisini habire alamıyorsun zaten. Ha, yenisini de alamıyorsun. Hocayı değiştirmek lazım. Şimdi ben sezon başında merak ediyorum. Yani bu yönetimin, hani arada başka yönetimler var bu 7 hocada. İsmini saymak istemediğim bir var. Ondan sonra bir var. Bu da 3. yönetim 7 hocada. Ne ismini saymadın abi?
Yani saymak istemedim ya. İyi ki çok çok ne bileyim hiç saymak istemiyorum yani. Ama İyi. Etçi unutmuyormuş ilkinin ismini bak. Ha, Etçi de unutmuyormuş, kupaları almış. Evet. Etçi de kupaları da gitmiş bu arada borçtan dolayı. Şimdi Erkan Hoca'yla mevcut yönetim ne konuştu acaba? Neyde uzlaştılar? Neyde uzlaştılar? Ne bekliyorlardı? Ne oldu? Şimdi bu alınan skorların hiçbirisi beni şaşırttı mı? Manisaspor'u en yakından tanıyan birisi olarak şaşırtmadı. Bir alt ligde olmuş olsa bu Manisaspor, kaçıncı haftayı oynadık? Dörde oynadık. Bu dört haftada, üçüncü ligde de dörtte sıfır yapar mı bu takım? Yapar. O da bana şaşırtıcı gelmez. Ha, oyun olarak geçen hafta benim de bahsettiğim bir takım ortalamalara gelmesi lazım bu takımın. O ortalamalara hala gelmiş değil. Hani geçen yılın bir tık daha üzeri olmalı. Ama o da bir hocayı değiştirmek için yeterli bir sebep değil. Hani yani mantıklı bir sebep değil. Şimdilik değil en azından yani. O zaman neden? Nedeni bir onlar biliyor, bir Allah biliyor. Ben biliyorum. Bir de sen biliyordur. İstersen söyle. Kazım Hoca hazırım dedi olay bence. Olay şu, yani evet. Erkan Hoca'nın sıkıntısı bu işe gelirken zaten şartlar belli. Yani elinde benim işte Real Madrid yok diyor yani. Belli bir kadrom var, genç çocukları. Yani alacağımız sonuçlar da aslında belli. Biz yapabileceğimizin en iyisini yapmak için sahada mücadele ediyoruz. Ama maç kaybedildikten sonra yüzlerin düşmesi benim kulüp içinde gardımı düşürüyor. O yüzden bundan rahatsız oluyor. Yani hani elinde her şey... Bu daha çok yönetimin gardının düşmesinden yani yüzlerinin asık olmasından. Asık olmasından dolayı Erkan Hoca'nın da enerji tamamen gidiyor bu sefer. Zaten sanki hani her şey güllük gülistanlıkmış gibi Manisa Spor'da. Manisa Spor'un her bu şey maçı niye kaybetti 3-2? Hani tüh gitti 3 puanımız, işte hoca hata yaptı kadroda, şunu oynasaydı bunu oynasaydı düşüncesiyle maçtan sonra sen suratından sarsan. Zaten adam maddi anlamda bir kazancı var ama şu an için hiçbir şekilde yok. En azından siz zaten birlik beraberliğe başlarken ne için başladınız? Manevi olarak bağlandınız birbirinize. Maddi bir bağ yok ki. Sembolik olarak belki bir şeyler yazıldı ama bunu ilerleyen süreçte ya dava açarsın federasyon kanalıyla. Ancak öyle alabilirsin. Şu an Erkan Hoca'nın ben para aldığına inanmıyorum. Olga da sıra ona gelirse. Yani sıra gelirse. Ya zaten şu an görev alan hiçbir teknik kısımda hiçbirisinin önceliğinin zaten ben para olduğunu düşünmüyorum. Yani Erkan Hoca maçtan önce de kararını almıştı zaten. Bu yüzlerin düşmesinden sonra bu maçı aslında hedefi bir maçı kazanıp öyle bırakmaktı. Ama bu yüzlerin düşmesinden sonra bu maç kazansam da kaybetsem de görevi bırakacağını söylemişti. Sebebi de tamamen budur yani. Peki Kazım Hoca'yla diyalog daha önce mi başladı? Cumartesi günü Kazım Hoca'ya davet geldi. Yani maçı çıkmadan önce değil mi oldu iş? Maçtan sonra herhalde büyük ihtimalle. Kazım Hoca'nın sezon başından beri ben aslına bakarsanız var. İlk ama tercih olmuş ama gelemem demiş. Bu yönetimde mi diğer yönetimde mi onu şimdi biraz aklım karıştı onu bir şey söyleyemiyorum yani. Cumartesi kaybeden yönetimde davet mi, almış akşamı onu bilmiyorum. Manisa'ya gelmesi için. Yani Kazım Hoca da bildiğimiz bir isim altyapılarda görev aldı. Yıldız takımını hatta 1500 yakın bir takım arasında ikinci yapmıştı Manisa Spor'un. Manisa Spor olduğu dönem, öyle diyeyim. O da, yani ona da konuştum. Benim de yakın arkadaşım kendisi. Yani ben 10 yıl bu takımın sefasını sürdüm. Bu sezonda gelip cefasını çekerim dedi. Benim için sıkıntı değil dedi. Gel dediler, geldim dedi o da. Yani bu süreçte Manisa Spor için ne yapılır? Yapabilecek tek şey birbirine bağlı olacaksın. Yani bu çocuklar 3-2 kaybetti. Evet kaybetti. 2-0'dan 3-2 maç dönmesi enteresan. Ama zaten gencecik 18-19 yaşındaki çocukların tecrübe kazanması için 10 numara bir maç 90 dakika baktığında. Hani analiz edilse işte bir maç nasıl kaybedilir deyip çocuklar anlatıp ders niteliğinde aktarabileceğim bir karşılaşma. Yani Manisa Spor'da olağanüstü bir hal yok ki 4'te 0 çekti. Yani belki de 34'te 0 çekti. Olan bir hal yok ki. Ya olan bir hal yok yani. Olan bir hal olmadığı için ne bekliyor insanlar ben onu anlamıyorum. Yani Manisa Spor yönetimi ya da ne bekliyor? Ya biz bu maçı alırdık diye atıyorum 34 haftayı yazıp. Öyle bir anlamsız hava oluşturuldu yani. Yani tek puan alacak. Bu takımın küme düşmeyecek. Sanki zirveye tırmanacak bir izlenim geçen var. Geçen hafta ne dedik Barış? Yani ben olsam tek oynamak istemeyeceğim bir takım. Yani 2-0'dan bu işi çevirebilecek kalitede. Ve
işte Eser gibi, Belediyespor'dan giden Olcay gibi, Denizlispor'da oynayıp Konyaspor'un malıydı İsmail Güven gibi tecrübelileriyle harman yaptı. Mesela ikinci yarı giren Şevki Çınar, genç Şevki biz 7 yıldır biliriz. 97 doğumlu. Gerçekten kanat pozisyonunda çok değerli bir oyuncudur. Sonradan giren Şevki Çınar. Yani kadro gerçekten değerli bir kadro. Şimdi zaten gruba şöyle bir sıralandırma yapalım. Benim tabirimle baba, camia ve takımlar var grupta. Kim var? Samsunspor var. Bakalım mı birlikte? Tabii bakalım. Beraber bakalım. Maç sonuçlarına bakalım arkadaşlarımızdan. rica edelim İrem ve Çağatay'dan. Bu grubun da ikinci kırmızı grubunda puan tabloları maç sonuçlarına bir bakalım. Dördüncü hafta beyaz grup, özür dilerim. İkincilik beyaz grupta alınan sonuçlar şöyle: Ahmet Sportif 1, Hacettepe Spor 0, Gaziantep Spor 0, Bodrum Belediyesi 1, Gümüşhane Spor 3, Sarıyer 3, Ankara Demirspor 1, Bayrampaşa 2, İnegöl Spor 0, Kastamonu Spor 2, Sancaktepe 2, Keçiören Gücü 0, Eyüp Spor 0, Samsun Spor 2, Sakarya Spor 0, Uşak Spor 2, Manisa Spor 2, Niğde Anadolu Futbol Kulübü 3. Puan tablosuna gelelim, oradan söyleyelim şimdi. Baba camia dediğim, evet. Samsun Spor, Sakarya Spor, Gümüşhane ve Kastamonu. Yıllardır bu ligin, yani Samsun hatta bu ligin de değil, Sakarya'da çıktı indi. Evet, Gümüşhane ve Kastamonu 4 tane takım. Bu 4 takım habire soyunuyorlar her şeyi. Para var mı? Var. Camia mı? Camia. Stat var mı? Var. Her şey var. 4. Bodrum Spor gibi yeni hevesli, alttan gelen, maddi olarak belki ligin en maliyetli, hatta Belediyespor'un talip olduğu ve alamadığı, almama sebebi olan bir takım Bodrum Spor. Neden? Yani burası 1 veriyorsa 3 veren bir kulüp. Öyle 2 tane 3 tane oyuncunun da ben olmadığını düşünüyorum. Yani 3-4 senedir böyle Belediyespor 3.lükten çıkarken bayağı abarttılar yani. Yani bu grubun en para harcayan takımlarından biri. Proje takımı diye sayabileceğimiz Niğde Anadolu, Keçiören, Hacettepe gibi bir üçlü var. Coğrafi olarak çok enteresan avantajları olan Ahmet Spor var. Onlarda maddi sıkışıklık çokmuş. Yani. Belediyeye kayyum atanmasından. Ama yine de o coğrafi konumları onlar için. İç sahada her maça favori çıkıyorlar. 4 tane İstanbul kulübü var. Her zaman parayı bulan, her zaman oyuncuların İstanbul diye yaşamak için tercih ettiği Eyüp, Sancaktepe, Sarıyer, Bayrampaşa. Arada kalan ama hevesli İnegöl ve Uşak Spor var. Bunlarda da maddi olarak çok büyük problemler yok. Geriye ne kalıyor abi? Gümüşhane. Yok. Ankara Demir, Gaziantep, Manisa Spor. Son üç, yani son 3. Yani birisi belki bunların içerisinden Gaziantep, Ankara Demir belki Gazişehir. Bu şeyden çıkabilir belki. Zaten kağıt üzerinde de senin şansın yok. Bunlarla senin yarışabilmen için bir, mali olarak böyle olmaman lazım. İki, kadronu da hani önce mali olmayacaksın, mali olarak bu yapıda olmayacaksın. Ondan sonra da doğru oyuncular getirirsen ancak bu takımlarla yarışabilirsin. Zaten çok eksi başlıyorsun yarışmaya. Aynı sikrette değil şu anda. Değilsin. Yani bunu bil. Değilsin. O yüzden de bence isimlerini saymayacağım. Manisa Spor'da olmaması gereken oyuncular da var. Yani felsefe olarak da bence Manisa Spor'un doğru felsefesine uymayan oyuncuları da tercih ettiğini düşünüyorum Manisa Spor. Yönetiminin de Erkan Hoca'nın da payı varsa Erkan'ın da. Hani birazcık daha tecrübeli diye belki tercih ettiler. Penaltı atmak için bekletiyorlar sen gönlünü. Ya mesela Atilla Erel. Şimdi yani Kemal gibi bir genç, pırıl pırıl bir genç varken neden yani Atilla Erel yani? Neden yani? Ne olur yani? Ne yaparız yani? Düşmez miyiz? Düşmekten mi kurtarır bizi yani? Ne yapar yani? 3 değil 4 yeri. He yani ne olur yani? Fazla da konuşacak bir şey yok işte ya. Manisa Spor'un böyle aralara giriyoruz. Ben aralara girdim. Gökhan da biraz bir şeyler söyler herhalde. Ya ben şaşırdım Erkan Hoca'nın gitmesine hani şey açısından. Sezon başı cefayı çeken bir hocaydı. En azından bu sezonu tamamlatacak bir onur edilmesi lazım diye düşünüyorum. Demek ki yönetimin aklında ilk isim Kazım Hoca'mış. Kazım Hoca'ya dönüldü. Onun da işi zor. İnşallah bir iki pırıltı yapar. Yani biz Gaziantep'in segmentinin de altında kaldık. Bu da üzücü. Mesela onlarda da maddi açıdan bizde çok örtüşen bir tablo var ama onlar sahada bizden önde kaldılar. Önde kaldılar. Onlar da Yazı Tura başkanı seçmiş galiba. Yazı Tura atarak. Yani Yazı Tura atmış ama sahada daha kendini bilen bir takım var. Hep konuştuğumuz gibi bizde ne oynadığını bilmeyen bir takım var. Eğri gemi doğru sefer olabilirdi bu maç ama
sahada doğruları yapan kazandı. Psikolojik olarak da bir yıkım. Ya yine çok doğru bir tabir kullandın ama bu genel ligin sonucunu değiştirebilecek bir şey olmazdı. Kazansan da olmaz yani. Yok yok, kazansan da bir şey olmazdı. Bir de bu maçta işte biraz beklenti yüksek tutuldu. Yenebileceğin bir takım, yenebileceğin takım. Zaten yani yenebileceğin takım yok zaten. Attığın gollerin %80-90'ını penaltıdan atıyorsun. Yani şu an toplamda. Bu hafta içi de büyük ihtimal bir -3 daha gelir. Geçen hafta gelecekti. Bir hafta uzatılmış galiba lisans. Perşembe veya cuma günü karar verilecek. Yani bu tabloda yani Erkan Hoca gitmiş, Kazım Hoca gelmiş. Pek tablo değişmeyecek. Şey İnşallah. Gibi ya, düşün, nikah kıyılır ya. Ne çıkarsa kârı olacak Manisaspor'un. Her türlü birlikte devam edeceğiz. Mutlu bir evliliğin olsun diye. Yani Manisaspor yönetimi bunu diyecek. İyi günde, kötü günde, mutlu bir şekilde, mutsuz bir şekilde sezonu tamamlayacaksın deyip anlaşması lazım. Kupada da hayırlı bir skor oldu her yerinde. Zaten 13 kişiyle gidilmiş. Yani doğru. Çok takılmamak lazım. O da hayrına oldu Manisaspor'un ama... Bir de masraf yani. Oldu. Bir de deplasman olması. Yani Manisaspor için büyük külfet yani. Yani şu anda her 10-15 bin liranın hesabının olduğu yapılan bir kulüp haline geldiği için yani bu seneyi bu ligde... Allah bu yönetimin de yardımcısı olsun, yine şeye geliyoruz. 160 milyarlık et faturası çıkıyor. Yani bu et faturası ile ilgili Ufuk abi dedi ya, ansiklopedi yazdık 6 yılla ilgili. Bu et faturası ile ilgili de yani bir kitap yazıldık çünkü oradan gelecek. Ben 160 milyarlık bir et yendiğini düşünmüyorum maalesef sporda. Faturalandırma. Şeyde atlatmıştım. Abdurrahman Kuyucu var Keşif Öğrencim'de. İkinci yarıda da oyuna girdi. Bizim geçen seneki ülle transferi. Yani başkanın direkt açıklaması sanırsam Mustafa abi yapmıştı ya da bilmiyorum senede. Oyuncunun ihtiyacı vardı, kadroya aldım diye bir açıklaması var. Çok iyi hatırlıyorum Abdurrahman'ın. Büyük ihtimal etçiyle de bir oturdular. İşte sen şu kadar kes, bu kadar yapalım, bu kadar et yolla, aradaki katkı payını da unutma falan demiştir büyük ihtimal. 160 bin lira yani. Heh. Çok ya 30 bin lira yani. Verirsin, ne oldu benim param dersin ya? Yani ben işletmeyi de anlamıyorum. Kupaları koyduğumu şimdi. Acizli kupalar. Acizli kupalar gündeme geldi. Ne olur bilmiyorum. Mesela dün maçta Abdülkadir Korkut'la konuştum. Onu da 200 milyar alacağı varmış. O da işlemlere başladım diyor. Yani bu yönetimin de işi zor. Bunlarla yani 160'ı buldun, kupayı kaldırdın, ya sallıyorum Abdülkadir gibi bir topçun bir şey geldi, o kupaları koydurdu, o yok formaya koydurdu. Önümüzde sıkıntılı bir süreç var, o yüzden de yönetimin de Allah yardımcısı olsun yani. Çok zor. Geçmişin çok, zor çok yani. Günahlarını çekiyorlar. Geçmişte bu tabloyu yaratanlar da şimdi geziyor. Tabii ceketini omzuna atıp kasıla kasa dolaşıyormuş. Tren yolundan aşağı geçmiyorlar muhtemelen. Bizden daha Manisa sporlar. Biz evet. Gidiyoruz yine. Tren yolunun altındayız biz hala. Yolumuz oradan geçiyor yani. Evet. Gelecek dönemlerde tahmin ediyorum hani gelecek programlarda artık saha içerisinde Manisa spor inşallah öyle olmaz ama hani bu niyetimiz anlamında değil. Kopmalar daha da yükseldikçe. Kopmalar olacak. Yani şu an taraftar daha fazla zannedersem bu konuları konuşacağız. Bunlar için aslında hangi önlemler alınabilir, neler yapılabilir bunları da söylemek lazım. Mesela geçen hafta Ufuk abi çok güzel bir noktaya değinmişti. Yani hiçbir şey, yeni bir organizasyon kuramıyorsan en azından amatör kümeden geçmiş dönemlerde liglerde oynamış tecrübeli oyunculardan birkaç tane abi olabilecek ismi devşirme mi diyelim ya da lisansını oradan oraya aktarıp tekrar bu lige dönmesiyle ilgili bir takım çalışmaların yapılması gibi bizim de burada naçizane söyleyebileceğimiz şeyler olacak ama bunları daha çok gelecek hafta konuşacağız. Evet. Gelecek haftalarda konuşacağız gibi geliyor. Daha şu ara daha saha içerisinde skorlarda kalacağız. Geçen sene sezon başından da aynı bu sezon gibi sezon başını biraz geçtikten sonra da saha içine girme şansımız olmadı. Hep zaten Manisa yani çocuklar evet bir emek veriyor yani olayları konuşuyorduk var. Yani. Bir emek veriyorlar, formayı ıslatıyorlar, koşuyorlar. Hani onların haklarına bir şey diyemeyiz. Manisa Spor'un forması için elinden geldiğini yapıyorlar. Yani gol atmaları bile onlara bir vitrin oluyor. Vitrin tabii ki. Yani onlar şimdi konuşurken onlar hani alınmasın kardeşlerimiz. Biz onlar zaten futbolu konuşmuyoruz. Manisa Spor gelince biz başka işleri konuşuyoruz. Yani demiyoruz ki Manisa Spor kötü oynuyor, sağ beki sekiyor, kalecisi şunu yapıyor. Uçamıyor, atlayamıyor, sağda kimseye zıplıyor söyleyebilecek bir şeyimiz yani, yok yani. Zaten bu tecrübeyi yaşayabilecek yani, bir kadro yani. Yok, ben yok yani. Bu kadronun yaşaması gerekenleri yaşıyor şu evet. An Manisa Spor. O yüzden kardeşlerimiz 34 haftayı ellerinden geldiğince biraz da kendilerini piyasaya sürmek adına
koşacak. Başka çaresi yok yani. Yani başka ben burada kendimi gösteriyorum. Çünkü sadece Manisalılar izlemiyor ki bu karşılaşmayı. İşte A takımının hocası, B takımın hocası. Bir gidelim görelim. Genç çocuk varmış. Dikkat çekersin. Sol bek çok iyi derler. Orta saha çok iyi derler. Takım dağılır. Atıyorum küme düşer Manisa Spor. B takım seni ister, A takım ister. Böyle bir süreç. Şimdi yani böyle bir durum bir kulüp için ne kadar faciaysa orada bulunan altyapı oyuncuları için o kadar bir fırsat. Çocukların sadece nüfus cüzdanındaki doğum tarihleri o sahadaki çocukları izleyen scoutlar için tek başına öncelikle o bile yeterli. Adam bakıyor 2000 doğumlu kim var, 2001 doğumlu kim var. Yani sırf o hani derler ya bazı oyuncuların pasaportları para eder. Şimdi Manisa Spor'daki şu an sadece doğum tarihleri bile değerli. Seyreden scoutlar için. Ondan sonrası çocuklara kalıyor. Evet, yani. Artı şöyle de tabii değerlendirmek lazım. Liglerde yabancı sayısı azalma sürecine girdik. Bu hızlı bir şekilde olacak gibi gözüküyor. Yerli bu sayı düşmeye başladıkça kulüplerin çok büyük sıkıntıları oluşmaya başladı. Özellikle Süper Lig'de hani o kadar çok ki bunların bir şekilde üst kademelere doğru aşağıdakiler olacak, olacak. Yani o yüzden de çok büyük bir vitrin. Hele Manisa Spor vitrini çok da önemli. Hani öyle basit bir vitrin yaban değil. Onlar için çok büyük bir fırsat dediğin gibi değerlendirmeleri de gerekiyor. Üçüncülük üçüncü gruba geçelim. Turgut Spor Bayburt'u konuk etmişti ve berabere kaldı ve Turgut Spor'un baktığınız zaman süreç içerisinde aslında puanları da eriyor. Bir Turgut Spor haberini izleyelim. Ondan sonra Turgut Spor konuşalım. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutlu Spor evinde Bayburt İlazar İdare ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk bir oyun sergileyen Turgutlu Spor oyuncu değişiklikleriyle daha iyi bir futbol oynamaya başladı. 68. dakikada kalesinde golü gören Turgutlu Spor 72. dakikada skoru beraberliğe taşındı. Son dakikalarda üstünlük golünü arayan Turgutlu Spor girdiği pozisyonlardan sonuç çıkaramadı ve maç berabere tamamlandı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Turgutlu Spor Teknik Direktörü Erdal İşgal, "İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda futbol oynadık. Golü kalemizde gördükten sonra çabuk karşılık verdik. Üstünlük sayısını da bulabilirdik ancak olmadı. Bugün sahamızda 2 puan kaybettik." dedi. Yeni sezonun ilk 4 haftasında 12 puanın 5'ini toplayabilen Turgutlu Spor, 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Evet, 5 haftalık bir süreçte, 4 haftalık bir süreçte 12 puanın 5'ini toplayabildi. Aslında hedefe koşan Turgutlu Spor için 7 puan eksi var ortada ve bunları daha da kaybetmemesi gerekiyor. En azından bunu söyleyerek Ufuk abiye topu atayım. Neler söylersin Ufuk abi, Bayburt? İşte seyrettiğimde fazlalaşmaya başladı. Kazandıkları Diyarbakır maçından sonra da aynı şeyi söylemiştim. Yani sahadaki o 90 dakikalık oyun maç kazandırır ama hedef eğer 1 ile 5 arasıysa oraya götürmez. Yani Turutlu'nun oyunu oradan uzaktı o maçta. Şimdi ağır abiler var dedim ben bu grupta. 6 tane takım saymıştım. 4'ü zaten ilk 4'e gelmiş. O saydığım 6 takım. Arkadaşlarımızı ekrana getirsinler. O arada bakalım. Şu an bir Çorum Belediye altlarda kalmış. Bir de Diyarbakır altlarda. Ama Diyarbakır'da her halükarda Turgutlu'nun önünde bitirir diye bir yorum yapmıştım. Şu ana kadar öyle gidiyor. Yine ilk haftada Diyarbakır maçında seyrettiğim ve beğendiğim oyunculardan birisiydi Tugay Meşekoparan. Sonradan girdi demiştim. Bursa Spor altyapısı, Yeşil Bursa takımının oyuncusu, genç bir oyuncu. Bu hafta sonradan girmiş. Maçın tek Turgutlu Spor adına 1-1'lik maçın golünü atan oyuncu. Yani bu oyuncuyu dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. Değerli bir oyuncu. Hala sonradan girmesi enteresan. Ama Turgutlu'nun işi oyunun kalitesini belli bir seviyeye çıkarması lazım. Eğer hedefi ilk 5 ise umarız en kısa sürede. Kocaeli'nin 3-0 kaybetmesi enteresan yani. Evet. 11. sırada 5 puanda Turgutlu Spor. Az önce sen söylerken ekranları da getirdik. Ufuk abi baktığın zaman Kocaeli yani o taraftar grubuyla birlikte oynadığı maçlarda buralarda ortalığı sallıyor diyebileceğimiz üçüncü grup ki önemli takımların olduğu bir grup. Burada Turgut Spor en azından ilk 5 hedefini, playoff hedefini yakalayabilmesi için çok fazla puan kaybetti. Yani Şu oyunda çok zor zaten Barış. Kayıp puanlarda tabii aradaki takım sayısı da fazla. Yani şu anda 11. sırada evet sezonun başı hani karamsar da bir tablo çizmek adına yani söylemiyoruz ama. 1. 2. 3. ile o aradaki fark olsa
Tamam ama arada şimdi 10 tane takımla olunca daha farklı bir boyuta yani geliyor. Yani bu takımlar içinde Diyarbakır var, işte Muğla Spor var, Payas Spor var, Çorum var, Çorum Belediye var. Yani Halde Edip Ada var çıkacak yukarılara. Evet. Çıkacak yukarılara. Üst tarafta 1461 Trabzon, Bayburt ve Kocaeli Spor ki Kocaeli Spor hani herkesin genel manada taraftarıyla da birlikte baktığınız zaman bu ligi alıp götürebilecek diyebileceğimiz ekiplerinden ben bir tanesi. Ben şimdi ufak bir not daha düşeyim. Geçen yıl biz Belediyespor bu ligden yukarı çıkarken hani 2-3 ligi de aynı ligin 2-3 grubunu da maç seyrederek geçirdik. Hani orada bir seviye var yani. 1 ile 5. 6. 7. takım arasındaki buraya gelenleri aşağı yukarı o level'ı biliyoruz yani. O anlamda hani bir şey görmeden, seyretmeden, bilmeden değil. Geçen yıl bu sürücü hep beraber yaşadık, maçları seyrettik. Oradan yola çıkaraktan söyledim yani. Turgutlu yönetimi açar şimdi sezonu. Şimdi yönetimin zamanı. Bir iki hafta sonra bir hoca operasyonu yapar. Yani ben... Tamam şimdi onların, yani onlar sezonu açtı şimdi. Ben çok yani böyle yani iki yıllık Turgutlu bu yönetimin görüntüsü sürekli hoca sirkülasyonu yapıyor. İşte topçuları ceza veriyor. Şimdi yönetim sezonu açıyor. Açtı yani. Bence çok fazla hani hoca değişikliği zaten fayda getirmedi herkes tarafından aşikar. Bu anlamda baktığınız zaman sezona başladığınız hocanız da saha içerisinde de bir sıkıntısı gözükmüyor şu anda genel olarak baktığınız zaman. Ya da geçen sene tribünlerle bir takım sorunlar olmuştu hoca yönetim tribün. Bu sene çok daha sakin, çok daha iyi giden bir bence süreç var. Bence toparlanacak Turgut Spor'a. Bana göre lazım. Toplanacak çünkü Kocaeli deplasmanında da fena mücadele etmedi. Yani izlediğimiz özetle birlikte. Bir de zirvedeki yani rakiplerinden bir tanesi hani ilk beşi hedefliyorsa bu takım Bayburt'ta öyle yabana atılacak bir rakip değil. Bir takım doğru. O yüzden yani bence önümüzdeki haftalarda da ben toplanacağımı düşünüyorum. Oyun olarak veya hocanın kötülüğünden değil. Yok, yönetim çok sabırsız ve sürekli günlük yaşıyor. Tabelaya bakıp karar veriyorlar. Ama geçen sene Gökhan şey vardı yani böyle dedi. Kopmalar yaşanmıştı. Evet. Kadroda da kopmalar yaşanmıştı ama bu sene sanki biraz daha derli toplular. En azından futbolcuların maaşı, parası, her şeyi gününe yatıyor. Geçen sene de belki hatta ama hep borç ödediler. Borcun içinden geldiler. Şimdi borçsuz bir şekilde çok ufak bir miktar var bildiğimiz kadarıyla. Bence yani bir de baktığımızda zirvede daha 4 puan var. Bir de çok erken 4. haftaya oynuyoruz. İşte orada zirveyi biz değerlendirirken genel puan tablosunda puan farkından çok arada takım sayısının fazla olmasını değerlendiriyoruz. Yani evet dediğin doğru zirveyle arasında 4 puan var. Puansal anlamda çok büyük bir kayıp gibi gözükmüyor ama yani 10 takım yani takım sayısı fazlalaştıkça mücadele ettiğin ama iki maç kaybettin ya da iki maç kazandığında sıçramaların müthiş ama bir değişiklik büyük, oluyor büyük yani. Büyük sıçrama yapamıyorsun işte takım fazla. Yani onlar da sıçrıyor. Yani o şeyi kazanırsa alanı ilk ama. Başlarda 5'i de kaybedecek mi aynı zamanda? Yani o yüzden bence o arayı kapatmaması gerekiyor. Yani. O heyecanı da öldürmemesi gerekiyor Turgut Spor'un. Tabii tribünü de. Evet tribün heyecanı da öldürmemesi gerekiyor. Gelecek haftalarda dediğimiz gibi takımlarımızı daha da detaylı değerlendireceğiz. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim diyorum ve son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım programı kapatalım. Teşekkür ederim. İnşallah bu hafta gibi geçmez önümüzdeki hafta. Evet. Hep beraber daha böyle gülerek daha mutlu bir şekilde program yaparız. Bu hafta genel olarak sıkıntılı bir süreç yaşandı. Pozitif hareketli bir süreç. Anlatırız takımlarımızı. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ağzınıza sağlık. Gelecek hafta yine Manisa futbolunu, Manisa sporunu konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.